K1 tam sayı olmak üzere AN dizisi sabit dizidir. Buna göre BN dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Arkadaşlar dizi diyoruz. Dolayısıyla burada N pozitif bir tam sayı olmalıdır. Yani birden başlamalıdır. Bu şekilde devam eder. O halde AN sabit dizi ise pay pi kısım paydanın tam katı şeklindedir. Tam katı olsun ki sonuç bir tam sayı olsun arkadaşlar. Bunu veren ifade şudur. N'lerin kat sayılarının oranı eşittir. Sabitlerin oranıdır. Ve K buradan 5 beş gelir. 5'i yerine yazdığımızda 5N eksi 8 bölü N artı 2 olur. Bakın N'nin 5 katı şeklinde. Dolayısıyla bunu parçalayacağım. 5 çarpı N artı 2 diyoruz. Eksi 8'i vermesi için artı 10 eksi 18 olmalıdır bölü ne artı 2 parçaladığımızda 5 çarpı ne artı 2 bölü ne artı 2 eksi 18 bölü ne artı 2 olur. Sonucun tam sayı olmasını istiyoruz. Arkadaşlar buradan 5 gelir ve tam sayıdır. O zaman bu ifadede tam sayı olsun ki tam sayıdan tam sayı çıkardığımızda tam sayıyı elde edebilelim. Bu durumda ne artı 2 ifadesi 18'i bölen bir sayıdır. Burada 18'in pozitif bölenlerini yazalım. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. N artı 2 eşittir 1'den N eksi 1 gelir. Pozitif tam sayı gelmedi. Olmadı arkadaşlar. N artı 2 eşittir 2'den N 0 gelir. Yine pozitif tam sayı gelmedi. Fakat N artı 2 eşittir 3'ten N 1 geldi. Pozitif tam sayı olduğu şartı sağladı. Demek ki bundan sonraki 4 değer için n pozitif tam sayı değeri için buradaki bn dizisi tam sayı olacaktır. kn eşittir mn olduğuna göre a çarpı b eksi c ifadesinin değeri kaçtır? İfadeleri yazalım. a eksi 2 çarpı n kare artı 8n artı 7 eşittir. B artı 4 çarpı n artı c eksi a. Madem bunlar eşit, aynı derecede terimlerin katsayılarının eşit olması lazım. Arkadaşlar sol tarafta ne kareli terim var? Fakat eşitliğin sağ tarafında yok. Dolayısıyla katsayısı 0 olmalıdır. Buradan a eksi 2 eşittir 0'dan a 2 gelir. Evet sol tarafta N'nin katsayısı artı 8'dir. Sağ tarafta da B artı 4 var. Eşit olabilmesi için bunların eşit olması gerekir. B 4'tür. Son olarak sabitlerin de eşit olması gerekir. 7 eşittir C eksi A. A'yı 2 bulmuştuk. C buradan 9 gelir. Yerine yazalım. 2 çarpı 4 eksi 9'dan cevap eksi 1'dir. AN dizisinin kaç terimi negatiftir? Öncelikle indise odaklanalım. Ne burada? Sıfırdan büyük tam sayılardır. İfadenin sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. N kare eksi 5 n eksi 24 bölü n artı 3 küçük 0 olur. Çarpanlarını ayıralım. n eksi 8 çarpı n artı 3 bölü n artı 3 küçük 0 oldu arkadaşlar. Her birini 0 eşitleyerek köklerini yazalım. Burada eksi 3'ten iki kere bahsetmiş olduk. Dolayısıyla eksi 3 çift katlı köktür. Kökleri tabloya küçükten büyüğü olacak şekilde yerleştirelim. Eksi 3, 8 bu kökler eşitsizliği sağlamaz. İçi boş bir şekilde gösteriyorum. Pay kısmında en büyük dereceli terimin önündeki işaret artıdır. da ise o da artıdır. Artı bölü artıdan artı olup sağ baştan artı ile başlarız. Tek katlı kök olduğu için eksi. Çift katlı kök olduğu için işaret değişmedi. Burada küçük 0 dediği için çözüm aralığı buralardır arkadaşlar. N sıfırdan büyük olacak. Ve 8'den küçük olacak. Bu durumda N'nin alacağı değerler burada 1'den 7'ye kadar olup 7 tanedir. Ve 7 tane değer için AN dizisi negatif olmaktadır. Genel terimi AN olan bir dizi için 1 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? İki terimi negatiftir. Burada neye bakıyoruz? N kare artı 2N eksi 15 bölü N artı 1 küçük 0 olma durumuna bakıyoruz. Çarpanlarına ayıralım. N artı 5 çarpı N eksi 3 bölü N artı 1 küçük 0. Her birini 0'a eşitleyip köklerini yazıyoruz. Bu kökleri tabloya küçükten büyüğe olacak şekilde yerleştiriyoruz. Kökler tek katlı köklerdir. Ayrıca eşitsizliği sağlamaz içi boş bir şekilde gösteriyoruz. Ne karenin önü artı burada artı. Artı bölü artıdan artı olup sağ baştan artı ile başlarız. Köke geldiğimizde işaret değişir. Burada küçük sıfır dediği için çözüm aralığı bu aralıktır arkadaşlar. Ayrıca indis sıfırdan büyük tam sayıdır. O halde bu aralık için yazacak olursak sıfır küçük n küçük 3 olmaktadır. n eşittir 1 ve n eşittir 2 için negatiftir ifadesi var. Yani iki terim için negatiftir arkadaşlar. Birincisi doğrudur. 4 terimi tam sayıdır. Öncelikle burada polinom bölmesi yapalım. n kare artı 2n eksi 15 bölü n artı 1. N ile çarptım. N kare artı ne oldu? Çıkarma işlemi yapacağım için eksiyle ile genişletip topluyorum. N eksi 15 olur. Burada artı 1 diyorum. N artı 1 olur. Çıkarma işlemi yaptığım için eksiyle ile genişletip topluyorum. Eksi 16 olur. O zaman ifade N artı 1 artı eksi 16 bölü N artı 1'e dönüştü. Sonucun tam sayı olmasını istiyoruz. N zaten pozitif tam sayıdır. 1 ile topladığımız zaman tam sayı olur. O zaman tam sayı ile tam sayıyı toplayalım ki arkadaşlar sonuç tam sayı olsun. Bu durumda 16 bölü N artı 1 tam sayı olacak. Madem öyle ne artı 1 16'yı bölen bir sayı olmalıdır. 16'nın pozitif bölenlerini yazıyorum. 1, 2, 4, 8 ve 16 olur. Arkadaşlar burada ne artı 1'i 1'e eşitlediğimizde ne 0 gelir n sıfırdan büyük olmalıdır. Dolayısıyla 1 olamaz. Ama n artı 1'i 2'ye eşitlediğimizde n 1 gelir. İstenilen bir durumdur. Demek ki bundan sonraki n artı 1 için 2, 4, 8, 16 değerlerinde 16 bölü n artı 1 tam sayı olmaktadır. Burada 4 tane n değeri için ifademiz tam sayı olmaktadır. İkincisi de doğrudur. Hemen 3'e bakalım. a 1 demiş. N yerine 1 yazdığımızda 1 artı 2 eksi 15 bölü 1 artı 1 olur. Buradan da eksi 12 bölü 2'den eksi 6 olur. A7 ise yerine yazalım arkadaşlar. Hatta şurada yerine yazalım. 7 yazarsak 7 artı 5'ten 12, 7 eksi 3'ten 4 bölü 7 artı 1'den 8 olur. Sadeleştirdiğimizde cevap 6 gelir. Yani eksi 6 ile 6'nın toplamı nedir? 0'dır. Peki A3 nedir? Biz burada şurada çarpanlarına ayrılmış yerinde sileyim şöyle arkadaşlar. N yerine 3 yazarsak A3 ifadesi 0 gelir. Evet 0 eşittir 0 oldu. Üçüncüsü de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. İfadelerinden hangileri doğrudur? Birincisine bakalım. A1. Bunun için n yerine 1 yazıyoruz. O zaman eksi 1'in karesinden 1 olur. B2. Bunun için n yerine 2 yazıyoruz. 2'ler sadeleşir. Sinüs 3 pi olur. 2 pi'yi attığımız zaman esas ölçüsünü aldığımızda sinüs pi gelir. 0 olur. C12. Burada n yerine 12 yazıyoruz. Kosinüs 6 pi gelir. Zaten 2 pi'nin katıdır arkadaşlar. Esas ölçüsünü aldığımızda kosinüs 0 olur, 1 olur. 1 eşittir 1 oldu. Eşitlik sağlandı. Birincisi doğrudur. İkincisinde a3 demiş. N yerine 3 yazıyoruz. Eksi 1'in dördüncü kuvvetinden 1 olur. Bölü B3 demiş. N yerine 3 yazıyoruz. Bu durumda sinüs 9 pi bölü 2 olur. Esas ölçüsünü alalım. Sinüs 4 pi artı pi bölü 2 olur. Bakın arkadaşlar 8 pi artı pi'den 9 pi bölü 2 olur. 2 pi'nin katına attık. Esas ölçüsü pi bölü 2 oldu. Sinüs pi bölü 2 1'dir. Burada eşitliğin sol tarafı 1 oldu. C 15. Bunun için n yerine 15 yazıyoruz. Kosinüs 15 pi bölü 2 oldu. 2 pi'nin katlarını atıyorum buradan. Bu durumda 6 pi artı 3 pi bölü 2 olur. 12 pi artı 3 pi'den 15 pi bölü 2 oldu. 2 pi'nin katını attım. Kosinüs 3 pi bölü 2 ifadesi 0 olur. 1 sıfıra eşit değildir. İkincisi yanlıştır. 3'e bakalım. A8 demiş. Burayı silelim. Bunun için N yerine 8 yazıyoruz. A8 eşittir. Eksi 1 üzeri 9'dan eksi 1 olur. C2 N yerine 2 yazıyoruz arkadaşlar. 2 yazdığımızda bunlar gider kursunuz pi olur. Eksi 1'dir. Eksi 1, bir, eksi 1'e eşittir. Üçüncüsü doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. AN dizisi bir sabit dizidir. Buna göre AK artı AL nedir? Burada ne karenin katsayıları oranı? N'nin kat sayıları oranına eşittir. Ve o da sabitlerin oranına eşittir. Burada K ve D'yi bulmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü AN dizisi... 6 bölü 2'den 3'e eşittir. Sabit dizi olduğu için bunlar da 3'e eşit olup toplamı 6'dır. AN dizisinin genel terimi verilmiş. A8 artı A6 nedir? Arkadaşlar A8 için N yerine 8 yazıyoruz. 8 2'nin küpüdür. Dolayısıyla biz burada N yerine 2'nin küpü yazdığımız zaman sonuç 2 olacak. Yani tam sayı olacaktır. Dolayısıyla... Bulunduğu aralık burası olduğu için n yerine 8 yazarak a8'i buluyoruz. 2 çarpı 8 eksi 7 artı. a6'dayız. n yerine 6 yazıyorum. 6 bir sayının küpü değildir. Böyle olduğu için de sonucu tam sayı olmaz. Dolayısıyla bulunduğu aralık burasıdır. n yerine 6 yazıyoruz. Evet, 16 eksi 7'den 9 olur. 18 eksi 2, 16'dır. Kök 16'da 4'tür. Toplamı 13 olur. Dizilerinden hangileri her n sayısı için a n küçük eşit a n artı 1 eşitsizliğini sağlar? Birincisine bakalım arkadaşlar. Burada n yerine 1 yazdığımızda 2 bölü 3 olmakta. Ne yerine 2 yazdığımızda 3 bölü 4, 3 yazdığımızda 4 bölü 5 olacak şekilde ilerlemektedir. Ve baktığımız zaman 2 bölü 3 ifadesi 3 bölü 4'ten küçüktür, 3 bölü 4 ifadesi 4 bölü 5'ten küçüktür, bu şekilde ilerlemektedir ve bu eşitsizliği sağlamaktadır. Birincisi doğrudur. İkincisi ikinci dereceden olarak verilmiş, ne karenin önü artı olduğu için de kolları yukarı doğru olan bir parabol belirtmektedir. Burada n tabii ki en az n sıfırdan büyük olduğu için 1 olacaktır. Peki bu ifadenin tepe noktası nedir? Eksi b bölü 2 a'dan b eksi 3 a 1'dir 3 bölü 2 olur. Yani tepe noktasının apsisi 3 bölü 2 arkadaşlar. Ne burada? 1'den başladığı için 1 buradadır. 1'in 3 bölü 2 olan uzaklığı ile 2'nin 3 bölü 2 olan uzaklıkları eşittir. Buradan ne anlıyoruz? A1 eşittir, A2'dir. Daha sonra arkadaşlar, şöyle devam ettirdiğimizde bakın. A2 ifadesi a 3'ten küçüktür. 4 dediğimde A3 ifadesi a 4'ten küçük olup, buradaki eşitsizliği sağlamaktadır. İkincisi de doğrudur. 3'e bakıyoruz. N kare eksi N demiş ve çift dereceli bir kök var. Tanımlı olabilmesi için ne kare eksi N'nin büyük eşit sıfır olması gerekir. Ve ne burada arkadaşlar tabii ki pozitif tam sayı olmalıdır. Sıfırdan büyüktür. Çarpanlarına ayırıp her birini sıfıra eşitleyip köklerini yazalım. Bu kökleri tabloya yerleştirelim. Eşittir ifadesi olduğu için bu kökler eşitsizliği sağlar. Ne karenin önü artı olduğundan sağ baştan artı ile başlarız. Kökler tek katlı kök olduğu için her köke geldiğimizde işaret değişir. Büyük eşit sıfır dediği için çözüm aralığı bu aralıktır. Zaten n sıfırdan büyük olmalı demiştik. O zaman arkadaşlar bakın n eşittir 1 için n eşittir 2 için yani bir sonsuz yer açık aralığındaki bütün n değerler için pozitif değer aldığına göre demek ki bu köklü ifade böyle artan bir fonksiyon oluşturmaktadır. Ve dikkat ederseniz an an artı 1 dediğimizde an ifadesi an artı 1'den küçük olup buradaki eşitsizliği sağlar. Üçüncüsü de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. An dizisinin genel terimi verilmiş. KT'den farklı olmak üzere AK eşittir AT eşitliğini sağlayan kaç farklı KT sıralı ikilisi vardır? Arkadaşlar ifademiz ikinci dereceden olarak verilmiş ve ne karenin önü artı demek ki kolları yukarı doğru olan bir parabol belirtmektedir. Parabolün tepe noktasının apsisini bulalım arkadaşlar. Burada R eşittir eksi B bölü 2A'dan B'miz eksi 30 A ise 3 olup 30 bölü 6'dan R'si 5'tir. N burada dizi olduğu için sıfırdan büyük olan bir tam sayıdır. Bu durumda arkadaşlar N eşittir 1 için, 2 için, 3 için, 4 için diyeceğiz. Şöyle kesik kesik gösterelim. Yan tarafı da aynı şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Diyoruz ki n eşittir 1 için arada 4 fark var. Burada da 4 fark olmadı. 5 artı 4'ten 9 olur. O zaman bu ikili 1 9'dur. Çünkü a1 eşittir a 9'dur arkadaşlar. Aynı y değerini almaktadır. n eşittir 2 için bir geri geldim 8. n eşittir 3 için bir geri geldim 7. n 4 için bir geri geldim 6. Buraya 7 yazacağız. 6 Hangisi K, hangisi T bilmiyoruz. Biz burada K olarak 1 2 3 4'ü düşündük. Arkadaşlar tam tersi de olabilir. 9 1 8 2 7 3 6 4 olmak üzere toplamda 8 tanedir. N bir pozitif tam sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre N kaçtır? Bu sembol toplam sembolüdür arkadaşlar. K yerine 1, 2, 3 en son N vererek ifadeleri toplayacağız. 155'e eşitleyeceğiz. K'ya 1 verdiğimizde 1 artı N. 2 verdiğimizde 2 artı N. Nokta nokta. N verdiğimizde N artı N olacaktır. Eşittir 155 sol tarafa odaklanalım. Sol taraftaki terimlerin toplamı bu şekilde olmaktadır. Mavi terimlere odaklanalım. Burada da n artı n artı nokta nokta n gelmektedir. Arkadaşlar birden n'ye kadar gelmiş yani n tane terim var. Bu ifadenin toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. n tane terim dedik o zaman n tane n'nin toplamı n çarpı n olur. Burayı düzenleyelim. n kare artı n artı 2 n kare eşittir 310 olur. 3 n kare artı n eksi 310 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyoruz. 3 n n 31 10 şeklinde. Artı eksi dersek eksi 30 n artı 31 n'den bize ortadaki ifadeyi verir. 3n artı 31 çarpı n-10 eşittir sıfırdan n pozitif olduğuna göre buraya bakacağız. n-10 eşittir sıfırdan n 10 gelir arkadaşlar. Ali öğretmen sınıftaki öğrencilerden 11 tanesine proje ödevi vermiştir. Bu öğrenciler birden 40'a kadar oluşturulmuş sınıf listesindeki yerleri baştan sona doğru genel terimi an dizisine oluşturmaktadır. Buna göre öğrencilerin listedeki sıraları ile sondan başa doğru oluşturulan yeni dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? 11 kişinin listedeki sırasına bakacağız. A1 diyoruz. N yerine 1 yazdığımızda 8 gelir. Bakın proje ödevi alan bir kişi listenin baştan 8. sırasındaymış. A2 diyorum. 2 yazdığımızda 6 artı 5'ten 11 olur. Diğer kişi listenin baştan 11. sırasındaymış. Bu şekilde devam ediyor. A10 diyelim. 10 yazdığımızda 30 artı 5'ten 35. sıradaymış. Ve 11. kişi de 33 artı 5'ten 38. sırada olur arkadaşlar. Yani baştan bu şekilde olmuş. Peki sondan yaparsak ne olur? Arkadaşlar 39. kişi 40. kişi sondan birinci, sondan ikinci, sondan üçüncü. Bakın sondan üçüncü. Bu yüzden birinci terim 3 olacak. Sonra 37, 36, 35 olarak gelirsek. Arkadaşlar zaten arada 3 fark var. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. 3 artırdığınızda 6 olur. Yani sondan 6. kişi olur. Ya da sondan 1. 2. 3. 4. 5. 6. kişi olur şeklinde de hesap edebilirsiniz. Bu şekilde 11 tane terim var. O zaman a n eşittir a 1 artı n eksi 1 d şeklinde yazarsak bu bir ortak fark aynı olduğu için aritmetik dizidir arkadaşlar. Ve a 1 burada 3'e eşittir. Ortak fark ise 6 eksi 3'ten 3'tür. İfadeyi düzenlediğimizde 3 artı 3 n eksi 3'ten genel terim 3 nye eşit olur arkadaşlar? A n aritmetik bir dizi olmak üzere eşitlikler verilmiş. Bu dizinin ilk ve son teriminin toplamı 102 olduğuna göre A n dizisinin kaç terimi vardır? Aritmetik dizide genel terim A n eşittir A 1 artı n eksi 1 d ile hesaplanılır arkadaşlar. A 9'u bu ifadeye göre açalım. A 1 artı 9 eksi 1 d olur. A 14 ise A 1 artı 14 eksi 1 d olur. Düzenlediğimiz zaman 2 A 1 artı 8 d artı 13 d'den 21 d olur. Sonucu 50'ye eşittir. A 4 ifadesi A 1 artı 4 eksi 1 d olur. A 10 ise A 1 artı 10 eksi 1 d olur. Buradan arkadaşlar 2 a 1 artı 3 d artı 9 d'den 12 d gelir. 14'e eşit olur. Alttaki ifadeyi eksiyle genişletip topladığımda a1'ler birbirini götürür. 21 eksi 12'den 9 d gelir. 50 eksi 14 36'dan ortak farkı 4 olarak buluruz arkadaşlar. Ve burada yerine yazdığımızda 2A1 artı 12 çarpı 4'ten 48 olur. Eşittir 14. 2A1 buradan eksi 34'ten A1 eksi 17 olur. Son terime AN diyelim arkadaşlar. İlk terim burada A1'dir. Toplamı 102'ymiş. A1 eksi 17. Son terim AN. 102 ise AN burada 119 olur. Buradan devam edelim arkadaşlar. A n yerine 119. A1 yerine eksi 17 diyorum. D yerine de 4 yazdığımızda 4 çarpı n eksi 1 olur. Ve toplamı burada 136 eşittir 4n eksi 1'den sadeleştiriyoruz. 3, 4, n eksi 1, n buradan 35 olur. Son terim 35. terimmiş arkadaşlar. AN ve BN aritmetik dizileri verilmiş. Buna göre A2 kaçtır? Neler biliyoruz? B2'yi biliyoruz. B5'i biliyoruz. Aynı zamanda aritmetik bir dizi. Bu iki bilgiden B dizisinin e, ortak farkını bulalım arkadaşlar. B5 eşittir. B2 artı 5 eksi 2 D1 diyelim. Buradan 10 eşittir. 4 artı 3 D1 gelir. 6 eşittir 3 D1'den. D1'i 2 olarak bulduk. B'nin ortak farkını bulduk. B 10'u bulalım arkadaşlar. B 10 eşittir. B 5 artı 10 eksi 5 d 1'den B 10 eşittir. B 5 10'dur. d 1'i 2 bulduk. 5 çarpı 2'den 10 gelir ve B 10'un 20 olduğunu buluruz. A hakkında neler biliyoruz? A 14'ün 20 olduğunu, A4'ün 10 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman A14 eşittir. A4 artı 14 eksi 4 D2 olacaktır. Buradan 20 eşittir. 10 artı 10 D2 olur. 10 eşittir 10 D2'den ortak farkını 1 olarak bulduk. A2'ye gideceğiz. Arkadaşlar A4 zaten 10. A3, A2 ortak fark 1 olduğuna göre 9, 8 olacaktır. Cevabımız C'dir. Terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı R olan bir AN aritmetik dizisi için eşitlikleri veriliyor. A15 nedir? Arkadaşlar verilen bu ifadede A1 aynı şekilde kalsın. Aritmetik dizi olduğu için A2'yi A1 artı R şeklinde yazalım hatırlayalım lütfen aritmetik dizide genel terim. a n eşittir a 1 artı n eksi 1 r ile ya da d ile hesaplanılır arkadaşlar. Burada r olarak verildiği için r yazıyorum. Dolayısıyla bu ifade 5 r'ye eşittir. Buradan da 2 a 1 eşittir 4r'den a 1 eşittir 2r olur. Bu ifadeye gelelim, a 5 yerine a 1 artı 4r yazacağız. A7 yerine A1 artı 6R yazdığımızda 21'e eşit olacak. Tabii ki A1 yerine de 2R yazalım arkadaşlar. Bu durumda 6 artı 2 artı 6'dan 14R gelir. 21'e eşittir. 7'ye böldüm 2, 7'ye böldüm 3. R buradan 3 bölü 2 gelir arkadaşlar. Yerine yazdığımızda A1 ise 3'e eşit olur. A 15 sorulmuş, a 15 eşittir a 1 artı 14r dediğimizde 3 artı 14 çarpı 3 bölü 2'den 3 artı 21 olur. Buradan da 24 cevabına ulaşırız Dışbükey bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri aritmetik dizi oluşturmaktadır. Bu dörtgenin en büyük iç açısının ölçüsü 144 derecedir. Bu dörtgenin en küçük iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir tane dörtgen düşünelim arkadaşlar. En büyük iç açıyı yerleştirelim. Ardışık açılar arasındaki fark ortak farka eşit olmalı. Burada ortak farka D dersek 144'ten bir küçük olan açı 144 eksi D olur. Bu açıdan bir küçük olan açı 144 eksi 2 D. Benzer şekilde 144 eksi 3 D olur bize en küçük açıyı sormaktadır, bunu sormaktadır. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Hepsini topluyorum. 144'ten 4 tane var. 4 ile çarptığım zaman 576 olur. Değeri ifadeleri topladığımda eksi 6 d gelir. 360'a eşittir. 576'dan 360'ı çıkardığımızda 216 olur. 6 d'ye eşitliyorum. Ve 6'ya böldüğüm zaman buradan D 36 gelir. Küçük açı 144 eksi 3 çarpı 36'dır. 144 eksi 108 olup buradan da 36 cevabı gelir. AN bir aritmetik dizidir ve alfa 0 ile 90 derece arasında yani dar açıymış arkadaşlar. Eşitlikler verilmiş sinüs 2 alfa nedir? İstenilen ifadeyi bir yazalım. Bu ifade 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfadır. Demek ki sin alfa ile kos alfanın çarpımına ihtiyacımız var. İndislere dikkat edelim. A5, A13. Arkadaşlar bakın A5 artı A13 bölü 2 ifadesi. İndislerin toplamı 18'dir. 18 bölü 2'den A9'a eşittir. Bu ifadeleri yerine yazarsak sin alfa artı. Kos alfa bölü 2 eşittir 2 bölü 3 olup sin alfa artı kos alfa 4 bölü 3'e eşit olur. Neye ulaşmak istiyoruz? Bu ifadeye. Dolayısıyla karesini alalım. Karesini aldığım zaman sin kare alfa artı kos kare alfa artı 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa gelmektedir. 16 bölü 9 olur. Evet bunların toplamı 1'dir. Sağ tarafa attığım zaman İstenilen ifade burada 16-9'dan 7 bölü 9'a eşit olur. Aşağıda verilen kutuların içlerine çift sayılar yazılmıştır. En üstten başlayarak oklar yönünde 3 terimden oluşan diziler elde ediliyor. Elde edilen diziler arasında seçilen bir dizinin aritmetik dizi olma olasılığı m, geometrik dizi olma olasılığı nedir? m çarpı n kaçtır demiş. Arkadaşlar 2, 4, 8 bir dizi. 2, 4, 10 bir dizi. 2, 6, 10 okları takip ediyorum. 2, 6, 12 Burada önce aritmetik dizi olma olasılığına bakalım. Toplamda 4 durum var arkadaşlar. Böyle 4 diyoruz. Aritmetik dizi olacaksa Ortak farkın eşit olması lazım. 4'ten 2 çıkardığımda 2, 8'den 4 çıkardığımda 4. Eşit olmadı demek ki aritmetik dizi değil. 4'ten 2 çıkardığımda 2, 10'dan 4'ü çıkardığımda 6. Yine eşit olmadı. 6'dan 2'yi çıkardığımda 4, 10'dan 6'yı çıkardığımda 4. Ortak farklar eşit oldu, aritmetik dizi oldu. Çıkardığımda 4. 12'den 6'ya çıkardığımda 6 eşit olmadı arkadaşlar. Aritmetik dizi değil. Bu 4 tane ifadeden sadece bir tanesi aritmetik dizi oldu. Aritmetik dizi olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Geometrik diziye bakacağız. Ortak çarpanın aynı olması lazım arkadaşlar. Ardışık iki sayıyı oranlayacağım. 4 bölü 2'den 2, 8 bölü 4'ten 2. Ortak çarpan aynı oldu. Geometrik dizi oluşturdu. 4 bölü 2'den 2, 10 bölü 4, 2 değildir. Geometrik dizi olmadı. 6 bölü 2, 3, 10 bölü 6, 3 değildir. Geometrik dizi olmadı. 6 bölü 2, 3, 12 bölü 6, 2 eşit olmadı. Geometrik dizi olmadı. Geometrik dizi olan sadece bir durum var. Yani buradaki 4 durumdan sadece bir tanesi geometrik dizi olduğu için geometrik dizi olma olasılığı da 1 bölü 4'tür. Bunların çarpımı sorulmuş. Cevap 1 bölü 16'dır. X, Y ve Z bir aritmetik dizinin küçükten büyüğe sırasıyla ardışık 3 terim olmak üzere eşitlikleri sağlanmaktadır. Çarpımının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar X küçük, Y küçük, Z olduğunu söylüyor. Ortak farka D dersek X burada Y eksi D olur. Z de Y artı D olur. Ve buradan yerine yazdığımızda y eksi d artı y artı y artı d eşittir 18 olur. Bunlar gider. Buradan 3y eşittir 18'den y 6 olur arkadaşlar. Bu durumda 6 yazarsak z 6 artı d x de 6 eksi d'dir. Bu ifadede yerine yazıp düzenleyelim. 1 bölü 6 eksi d eşittir 6 çarpı. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 6 artı d. 6 ile dağıtalım. Buradan 1 eksi 6 bölü 6 artı d gelir. 1 bölü 6 eksi d ifadesi 6 artı d eksi 6 bölü 6 artı d'dir. Düzenlediğimizde d bölü 6 artı d olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 6D eksi D kare eşittir. 6 artı D olur. Hepsini bir tarafa alalım arkadaşlar. Buradan ifademiz buna dönüşür. Çarpanlarını ayıralım. D burada 2 ve 3 değerlerini alır. D2 için x küçük y küçük z demiştik. y 6'dır. 2 eksi arkadaşlar 4'tür. 2 fazlası 8'dir. Bu durumda 4 çarpı 6 çarpı 8'den 24 çarpı 8 gelir. 4 kere 8, 32, 16, 192 olur. D3 için bu sefer evet y'miz 6, 3 eksi 3, 3 fazlası 9 olur. 3 çarpı 6 çarpı 9'dan 18 çarpı 9, 9 kere 8, 72, 162 olur. Ve bu değerlerin toplamı sorulmuş. Buradan 4, 5, 3 gelmek üzere 354'tür arkadaşlar. AN bir aritmetik dizi olmak üzere bu dizinin 20. teriminin 8. 12. ve 16. terimleri cinsinden eşiti nedir? Arkadaşlar indislere dikkat edeceğiz. Burada 12 ile 16'nın toplamı 28'dir. 8 çıkardığımızda 20 olur. Yani 20. terimi verir. Bir başka deyişle de şöyle kontrol edelim. A20 ifadesi A1 artı 20 eksi 1 D'dir arkadaşlar. Yani A1 artı 19 D'ye eşittir. Burada A1 cinsinden yazacak olursak A1 artı 11 D olur. A1 artı 15 D olur. Eksi A1 artı 7 D olur. A1'ler gider. Buradan da 26 D eksi 7 D'den A1 artı 19 D gelir. Cevabımız C'dir. Aşağıda verilen kartların üzerine yazılan tam sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa aritmetik dizi oluşturmaktadır. Bu kartlardaki sayılardan biri başka bir karttaki sayıya eklendiğinde oluşan 3 terim küçükten büyüğe doğru sıralandığında bir geometrik dizi belirmektedir. Buna göre geometrik dizinin 3. terimi kaçtır? Önce aritmetik dizi oluşturmaya çalışalım en küçük terimin 8 olduğunu düşünelim. Diğeri de 12 olsun arkadaşlar. Şu anda aritmetik dizi oluşturmaya çalışıyorum. O zaman ortak fark 12 eksi 8'den 4 olur. 12 artı 4'ten bir sonraki terim 16. 16 artı 4'ten bir sonraki terim 20 olur. Evet bu şekilde bir aritmetik dizi oluşturduk. Ve 12'yi 20'ye eklediğimizde 8, 16, 32 olacak. 16 bölü 8, 2. 32 bölü 16 2 olup ortak çarpan 2 oldu ve geometrik dizi oldu arkadaşlar. Küçükten büyüye doğru da sıralamış olduk. Bu durumda 1, 2, 3, 3. terim 32 olmaktadır. AN aritmetik dizisinin genel terimi verilmiş. Ortak farkı 2, 6. terimi 16'dır. A eksi B nedir? Ortak farkını bulabilmek için ardışık 2 terimi Çıkarmalıyız arkadaşlar. a, n artı 1'i bulmalıyız. n yerine n artı 1 yazıyoruz. n ile dağıttığımda a eksi 2 çarpı n. 1 ile dağıttığımda a eksi 2 gelir. n artı 1 artı 2a eksi b olur. a, n ifadesi ise zaten soruda verilmiş. Aynı şekilde yazacağım eksi 2 n artı n artı 2 a eksi b olur. Sonuç 2'ye eşit olmalıdır. Arkadaşlar bu ifadeyle bu ifade arada eksi olduğu için birbirini götürür. Nler birbirini götürür? 2A eksi b'ler birbirini götürür, kalan ifade a eksi 2 artı 1'den a eksi 1 olur 2'ye eşittir a 3'tür. A n ifadesini düzenleyelim. A yerine 3 yazdığımızda n artı n artı 3 yazdık. 6 eksi b'den 2 n artı 6 eksi b olur. 6. terim verilmiş. n yerine 6 yazıyorum. 2 çarpı 6'dan 12'dir. Artı 6 eksi b 16'ya eşitmiş arkadaşlar. 18 eksi b eşittir 16'dan b 2 olur. A3, B2 olmak üzere bu fark 1'dir. 55 kilo olan Rukiye ve 58 kilo olan Müge birlikte diyetisine gitmişler ve aynı anda bir zayıflama programı takip etmeye başlamışlardır. Takip ettikleri program dahilinde Rukiye birinci ayın sonunda 5 kilogram, Müge ise 4 kilogram zayıflamıştır. Birinci aydan sonraki her ay Rukiye 400 gram, Müge ise 800 gram zayıflamıştır. Kaçıncı ayın sonunda ağırlıkları birbirine eşittir. Rukiye'den başlayalım. Rukiye arkadaşlar 55 kilo ile başlamış. İlk ay 5 kilo vermiş. Sonra bakın ilk ay diyorum bir ay geçti. X ay daha geçsin. 5 kilo verdikten sonra her ay 0,4 kilogram veriyor. O zaman X ayda ne kadar verir? 0,4 çarpı x kilo kadar verir. Rukiye'nin son durumdaki ağırlığı budur. Eşittir diyoruz. Müge 58 kilo. İlk ay 4 kilo vermiş. Sonra 0,8 kilogram zayıflamış her ay. X ayda arkadaşlar ne kadar olur? 0,8 çarpı x olur. Bakın bir ay geçmişti. Bir aydan sonra x ay daha geçti. Yani bize 1 artı x nedir diyor. Burayı toparlayalım. 55'ten 5 çıkardığımızda 50 olur. 50 eksi 0.4x. 58'den 4 çıkardığımızda 54 olur. Eksi 0.8x. Evet. Bunu buraya aldığım zaman 0.4x olur. 50'yi de buraya alırsak 4 olur. Ve x'imiz buradan 10 gelir. Toplamda geçen süre 1 artı 10'dan 11 aydır. Bir basketbol sahasında bulunan tribünlerdeki koltuk sayısı için aşağıdakiler bilinmektedir. Sahaya en yakın sıradaki koltuklar birinci sıra olarak isimlendirilmiş olup 200 koltuk vardır. Birinci terim 200'müş. İkinci sırada 240 koltuk vardır ve bir sonraki sıradaki koltuk sayısı başlangıçtan itibaren aritmetik dizi oluşturacak şekilde artmaktadır. O zaman ardışık iki terim arasındaki fark bize aritmetik dizi dediği için ortak farkı verir arkadaşlar. Basketbol sahasında toplam 8000 koltuk bulunmaktadır. 10. sıradan sonra bulunan toplam koltuk sayısı kaçtır? Burada 10. sıradaki koltuk sayısını bir bulalım. A1 artı 10 eksi 1 d şeklinde 200 artı 9 çarpı 40 360 artı 200'den 560 olur arkadaşlar. Evet A1, A2 ve A10'un toplamı burada ilk 10 terimin toplamıdır. Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan 5 çarpı A10 560'dır. A1 200'dür. 760 olur. Çarpacağız. 6 kere 5 30. 35 3800 olur. Yani ilk 10 sırada 3800 koltuk varmış. 10. sıradan sonra toplam koltuk sayısından 3800'ü çıkardığımız zaman 4200 kalır. Aşağıda sarı, kırmızı, mavi küp biçimindeki kutular bir dizi oluşturacak şekilde üst üste sırayla beşer kez konulmuş ve boşluk kalmamıştır. Buna göre sonlu diziye sadece mavi kutulardan konulursa en az kaç birim boşluk kalır. Arkadaşlar şeklin oluşturduğu uzunluğu bulalım. 5n artı 4n artı 2n'den 11n. 7 artı 6 artı 5'ten 18 olur bu şekilden 5 tane var o zaman toplam uzunluk 5 çarpı 11 n artı 18'den 55 n artı 90 olur bu uzunluğa sadece mavi renkli parçalar yerleştirilecek kaç tane yerleştirildiğini değil de kalanı soruyor biz arkadaşlar en az kaç birim boşluk kalır diyor dolayısıyla bu toplam uzunluğu bir mavinin uzunluğuna böleceğiz kalanı bulmaya çalışacağız 11 kere var. 55 n artı 77'dir. Çıkarma işlemi yaptığımız için eksiyle genişletip topluyoruz. 90 eksi 77'den burada en az 13 birim boşluk kalır. Genel terimi AN olan bir dizinin ilk N teriminin toplamı SN'dir. AN verilmiş 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada N sıfırdan büyük tam sayıdır. Pozitif tam sayıdır. O zaman a n'i şöyle yazalım. Burayı sıfır yapan kökümüz 30 ya. N 30'dan küçük, sıfırdan büyük olduğunda mutlağın içi art olduğundan aynı şekilde dışarı çıkar. Ve burası da eksi olduğundan önüne eksi alarak çıkar. Buradaki eksiyle çarpıldığı zaman artı olur. Artı n eksi 30'dan ifade 2n'ye eşit olur. A n 2n'ye eşitmiş arkadaşlar. Bakın n 30'dan küçük olduğunda a n 2 nedir? Bütün durumlara baktığımda zaten indisler 30'dan küçüktür. Bu terimi kullanacağız. Birincisine bakalım. 2 çarpı s2 eşittir s3'tür. Arkadaşlar buradan a1 2 gelir. a2 2 çarpı 2'den 4 gelir. A3 ise 2 çarpı 3'ten 6 gelir. S2 ifadesi A1 artı A2'dir. 2 artı 4'ten 6'dır. S3 ise S2 artı A3'dür. Yani 6 artı 6'dan 12'dir. Geri yazalım? 2 çarpı 6 eşittir 12. Yani 12 eşittir 12 olup birinci ifade doğrudur. İkincisine bakalım. 2 çarpı S14 eşittir S20. S14 demek arkadaşlar terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 demektir. Ve burada A14 ifadesi N yerine 14 yazdığımızda 28'e eşit olur. 14 tane terim var. N burada 14'tür yani. A14 28 A1 2 bölü 2'den 30 olur. 7 çarpı 30'dan 210'a eşit olur. Buraya 2 çarpı 210 diyelim. D 20'yi hesaplayalım. Terim sayısı çarpı. Son terim artı ilk terim bölü 2'dir. Buradan 10 çarpı. A 20'yi hesaplayalım. 2 çarpı 20'den 40 gelir. A 1 ise 2'dir. 10 çarpı 42'den 420 gelir. Evet 2 çarpı 210 420'dir. 420 420'ye eşit olduğu için ikincisi de doğrudur. 3'e bakalım arkadaşlar. 3 ifadesinde demiş ki S10 ifadesi A10 eksi A9'dur. Arkadaşlar bu ifade bize ortak farkı verir. Ortak fark ardışık iki terim arasındaki fark ortak farktır. Oysa S10 İlk 10 terimin toplamıdır. Ortak farktan büyüktür. Üçüncüsü yanlıştır. Cevabımız C'dir. İlk 10 teriminin toplamı, ilk 5 teriminin toplamının eksi 3 katı olan aritmetik bir dizinin ilk terimi ortak farkının kaç katıdır? Aritmetik dizide genel terim a n eşittir a1 artı n eksi 1 d ile hesaplanılır arkadaşlar. Bunu kullanacağız. İlk 10 teriminin toplamı S10'dur. İlk 5 teriminin toplamı S5'tir. Ve burada eksi 3 katı olduğunu söylüyor. S10'u yazalım. Terim sayısı 10'dur. Son terim artı ilk terim bölü 2 diyoruz. S5 terim sayısı 5'tir. Son terim artı ilk terim bölü 2 diyoruz. 2'ler sadeleşir. 5 ile 10'u sadeleştirdim. 2. Ve burada A10 ile A5'i A1 cinsinden yazalım arkadaşlar. 2 çarpı A1 artı 9D artı A1. Bu ifadeyi kullandım. Eksi 3 çarpı A1 artı 4D artı A1. Buradan 2 A1 gelir. 2 ile çarptığımız zaman 4 A1 olur. 2 çarpı 9 18D. 2A1 gelir. Eksi 3 ile çarptım. Eksi 6A1 olur. Eksi 12D. Evet. Eksi 12D'yi buraya aldım. 30D. 4A1'i buraya aldım. Eksi 10A1. Her tarafı 10'a böldüğün zaman 3D eşittir. Eksi A1 olur. İlk terimi ortak farkının kaç katıdır diyor. A1 eksi 3 dye eşittir arkadaşlar. 3 basamaklı bir ABC doğal sayısının rakamları 3 terimden oluşan bir geometrik dizi oluşturmaktadır. Buna göre kaç farklı ABC 3 basamaklı doğal sayısı vardır? Arkadaşlar sabit dizi aynı zamanda geometrik dizidir. Burada ABC'nin eşit olma durumunu inceleyeceğiz. 111, 222, 999 olmak üzere 9 tane ABC sayısı yazılır. En küçük rakamın 1 olduğunu düşünelim arkadaşlar. Ortak çarpan 2 olsun. O zaman 1 çarpı 2'den 2 olur. 2 çarpı 2'den 4 olur. 1, 2, 4 bir geometrik dizi oluşturmaktadır. Ama hangisi A, hangisi B, hangisi C'ye bilmiyoruz. Dolayısıyla rakamların yer değiştirmesini hesap edeceğiz. 1, 2, 4 rakamlarının kullanıldığı kaç farklı A, B, C sayısı yazılır sorusunun cevabı 3 faktöriyelden 6 tanedir arkadaşlar. En küçük rakam 1 olsun. Bu kez de ortak çarpının 3 olduğunu düşünelim. 1 çarpı 3'ten 3, 3 çarpı 3'ten 9 rakamları olur. Aynı şekilde bu rakamların kullanıldığı kaç farklı ABC sayısı yazılır sorusu 3 faktöriyel olarak cevaplanır. 6 tanedir. 2 ile başlasın. Yani en küçük rakamın 2 olduğunu düşünelim. Ortak çarpan 2 olsun. 2 çarpı 2'den 4, 4 çarpı 2'den 8 olur. Rakamların yer değiştirmesine hesap ettiğimizde 6 tane 3 basamaklı sayı gelir. Bir de arkadaşlar 4, 6, 9 rakamları vardır. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2, 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 gelir. Bakın ortak çarpan eşit oldu. 4, 6, 9 rakamları kullanılarak 3 faktörü yerden 6 tane de buradan ABC sayısı gelir. 6 kere 4, 24. 9 daha toplamda 33 tane olur. Herhangi ardışık iki teriminin çarpımı birbirine eşit olan bir a, AN dizisi için eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre toplamının sonucu kaçtır? Demek ki bu terimler şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Birkaç tane terimi yazalım. İlk terimi A olsun, bir sonraki terimi B olsun. Sonrakilerde A, B, A, B şeklinde devam edecek. Örnek veriyorum. Bu iki terimin çarpımı A çarpı B'dir. Bu iki terimin çarpımı da B çarpı A'dır. Eşitlik sağlanmış oldu. Ya da bu iki terimin çarpımı A çarpı B'dir. Sonraki ardışık iki terimin çarpımı A çarpı B'dir. Eşitlik sağlanmış olur. Dolayısıyla bu terimler A, B, A, B şeklinde ilerlemelidir. O zaman bakın ardışık iki terim var. Biri A, biri B. İkisinin toplamı 10 bölü 3. Ardışık 2 terim burada a artı b'yi verecek 10 bölü 3'tür. Burada da a artı b'yi verecek 10 bölü 3. Arkadaşlar bu ikiliden kaç tane var? 12 bölü 2'den 6 tane var. Demek ki elimizde 6 tane 10 bölü 3 var. Çarptığımızda cevap 20 olur. Dizisi sırasıyla artan bir Brezilya dizisi olduğuna göre x A nedir? 6'dan 5'i çıkardım 1. A'dan 6'yı çıkardım. 18'den A'yı çıkardım. B'den 18'i çıkardım. Bu terimler geometrik dizinin terimleri arkadaşlar. O zaman ardışık iki terimin arasındaki oran yani ortak çarpan eşit olmalıdır. A eksi 6'nın 1'e oranı eşittir. 18 eksi A'nın a eksi 6'ya oranı. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda a eksi 6'nın karesi eşittir 18 eksi a gelmektedir. Arkadaşlar burada a'yı görmek zor değildir. a'ya 9 verdiğimizde 3'ün karesi eşittir 9'dan eşitlik sağlanmış olur. Ya da göremiyorsanız da açalım a kare eksi 12 a artı 36 eşittir 18 eksi a hepsini bir tarafa alıyorum a kare eksi 11a 36'dan 18'i çıkardığımızda 18 olur eşittir 0 a a 9 2 şeklinde çarpanlarına ayırdığımızda a eksi 9 çarpı a eksi 2 eşittir 0 gelir a buradan 9 ve 2 gelir arkadaşlar artan dediği için a'nın 6'dan büyük olması gerekir dolayısıyla a 9'dur güzel terimleri yazalım 1 9-6'dan 3, 18-9'dan 9. Buradaki terim nedir? Ortak çarpan 3 bölü 1'den 3'tür. O zaman 9'u 3 ile çarptığımızda buradaki terim 27 olur. B eksi 18'e eşittir. B buradan 45 gelir. 45'ten yani B'den A'yı çıkartıyoruz. 9'u çıkardığımızda cevap 36 olur. A ve B tam sayıları arasına N terim yerleştirilerek oluşturulan geometrik dizilerde ortak çarpan buradaki denklem ile elde edilir. Bakın arkadaşlar N terim yerleştirilerek diyor ama hesaplarken bir fazlasını alıyor. Eşitlik verilmiş buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Ortak çarpan 3 bölü 2'dir. Evet buradaki ifade ortak çarpana eşittir. Birincisi doğrudur. Yerleştirilen terim sayısı 5'tir. Buradaki 5 arkadaşlar n artı 1'e eşittir. Yerleştirilen terim sayısı 4'tür. Burada 5 demiş yanlıştır. İlk terim 32'dir. Evet bu denklemi çözdüğümüzde 5. kuvvetini aldığımızda 3'ün 5. kuvveti 243'tür. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. 243 bölü a gelir ve a buradan 32 olur. Cevabımız 1 ve 3'tür. AN geometrik bir dizi olmak üzere, aşağıdaki fotoğrafta sorunun bazı kısımları bulanık çıkmıştır. AN bir geometrik dizi olmak üzere 162 eşitliği veriliyor. A4 olduğuna göre A1 kaçtır? 2 olarak verilmiş. Sorunun cevabı doğru olduğuna göre A4 kaçtır? Bu geometrik dizinin demek ki birinci terimi 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Geometrik dizide nasıl bir kuralımız var? AP eşittir. AK çarpı R üzeri P eksi K şeklinde bir kuralımız var. Burada R ortak çarpandır. O zaman A5'i yazalım arkadaşlar. A5, A1 çarpı R üzeri 5 eksi 1'dir. A1'i yerine yazdığımızda A5, 2 çarpı R üzeri 4 olur. A3'ü bulalım. A3 de A1 çarpı R üzeri 3 eksi 1'dir. 2 çarpı R kare olur. Burada yerine yazalım. 2 çarpı R üzeri 4'ün karesi eksi. 2 çarpı R karenin karesi bölü. 2 çarpı R üzeri 4 eksi. A1 yerine de 2 yazalım arkadaşlar. Sonuç 162 imiş. Düzenleyelim. 4 çarpı R üzeri 8 eksi. 4 çarpı R üzeri 4 bölü. 2 çarpı r üzeri 4 eksi 2 eşittir 162. Burada 4 çarpı r üzeri 4 parantezine alıyorum. O zaman ifade r üzeri 4 eksi 1 olur. Paydasını da 2 parantezine aldığımız zaman r üzeri 4 eksi 1 olur arkadaşlar. 162'ye eşit. Bunlar birbirini götürür. 2 ile de sadeleştirdiğimiz zaman 81 olur. R üzeri 4 81'e 3 üzeri 4'e eşit. Buradan ortak çarpan 3 gelir arkadaşlar. A4'ü bulmaya çalışacağız. A4 eşittir A1 çarpı R üzeri 4 eksi 1'dir. A1 yerine 2 yazıyoruz, R yerine 3 yazdığımızda 2 çarpı 27'den A4 54 olur. Bir geometrik dizinin ilk n teriminin çarpımı Kn'dir eşitlikleri verilmektedir. Buna göre A2 kaçtır? Geometrik dizide AP eşittir. AK çarpı R üzeri P eksi K kuralı kullanılır arkadaşlar. A5'i A1 cinsinden yazdığım zaman A1 çarpı R üzeri 4 olur. A3 ise A1 çarpı R kare olur. 9'a eşittir. Buradan R kare 9 gelir arkadaşlar. Bu şekilde dursun. Gelelim ikinci ifadeye. K1 burada sadece A1'den oluşmaktadır. K3 ise A1 çarpı A2 çarpı A3'den oluşur. 432'ye eşitmiş. Devam ediyorum A2 ve A3 yerine A1 cinsinden değerini yazacağım. A1 çarpı A1 çarpı A1 çarpı R. A3 ise A1 çarpı R karedir. 432'ye eşittir. Burada A1'in 4. kuvveti çarpı R'nin küpü 432 eşit olur. Arkadaşlar bakın dördüncü kuvveti geldi. Demek ki burası artı. Sonuçta artı olduğuna göre reküple ifadenin de artı olması gerekir. E burada tek kuvvet var. Demek ki R'nin işareti artı. Kara aldığımızda R buradan 3 gelir. Bu durumda A1'in dördüncü kuvveti çarpı 3'ün küpünden 27 olur. Buradan da A1'in dördüncü kuvvet eşittir. 432 bölü 27'den 16 olur. Bu da 2 üzeri 4'tür. Kuvvetler eşit olduğuna göre tabanların eşit olması gerekir. A1 2'dir arkadaşlar. R'yi de 3 olarak bulmuştuk. A2 bu durumda A1 çarpı R'den 2 çarpı 3'ten 6 olmaktadır. AN bir geometrik dizi olmak üzere A2, A3 bilinmektedir. Buna göre 1 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle bulunabilir? Geometrik dizide AP eşittir AK çarpı R üzeri P eksi K'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim şeklinde yazarsak ortak çarpan olan R'yi A3 bölü A2 olarak bulabiliriz. A3 ve A2 bilindiğine göre ortak çarpanı bulabiliyoruz. İkincisini kesinlikle buluruz. İlk terim. Evet ortak çarpan R olduğuna göre A1 çarpı R eşittir A2 olduğundan R'yi biliyorum A2'yi biliyorum. A1'i buradan bulabiliriz. Gelelim üçüncüsüne. A8'i A1 cinsinden yazalım. A1 çarpı R üzeri 7. A9 ise A1 çarpı R üzeri 8'dir. A10 A1 çarpı R üzeri 9'dur. Burada A1 çarpı R üzeri 7 parantezini aldığımızda ifade buna dönüşür. A1 çarpı R üzeri 9'dan sadeleştirdiğimizde 1 artı R bölü R kare gelir. R'yi biliyoruz. O halde bu oranı da hesaplayabiliriz. Ya da bu kadar ilerlemeden de deriz ki A1'i biliyoruz, R'yi biliyoruz. O zaman bu oranı bulabiliriz. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. AN sonsuz terimli bir geometrik dizinin genel terimidir ve A2 12'dir. Eşitliklerine göre bu dizinin ilk terimi kaçtır? Arkadaşlar A2 12 olarak verildiyse A1 çarpı R 12 demektir. Hatırlayalım AP eşittir. AK çarpı R üzeri P eksi K formülü vardır geometrik dizide. Verilen ifadeleri A1 cinsinden yazacağım. A8 yerine A1 çarpı R üzeri 7. A10 yerine A1 çarpı R üzeri 9. A12 yerine A1 çarpı R üzeri 11 yazılır. A2N ise A1 çarpı R üzeri 2N eksi 1'dir. Buradan A1 çarpı R üzeri 7 parantezini alıyorum. 1 artı R kare artı R üzeri 4 artı en son R üzeri 2N eksi arkadaşlar çarptığım zaman eksi 1'i versin istiyorum. O yüzden eksi 8 diyorum. 7 artı 2 n eksi 8 2 n eksi 1'i verir. Bu şekilde yazdık. 78'e eşittir. Benzer şekilde A1 cinsinden yazıyorum. A1 çarpı R üzeri 6. A1 çarpı R üzeri 8. A1 çarpı R üzeri 10. Nokta nokta. A1 çarpı R üzeri 2 n eksi 2 olur. Eşittir. 65'tir. Buradan a1 çarpı r üzeri 6 parantezini alıyoruz. 1 artı r kare artı r üzeri 4 nokta nokta r üzeri 2n eksi 8 olur. Çarptığım zaman 6 artı 2n eksi 8'den 2n eksi 2 gelir. Eşittir 65. Bunları oranlayalım arkadaşlar. Parantez içindeki ifadeler sadeleşir. A1'ler sadeleşir. R'ler sadeleşir. Sadece R kalır. Ve R ifadesi burada 78 bölü 65'e eşit olur. Buraya yazalım. A1 çarpı 78 bölü 65 eşittir 12. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 13. 13'e böldüm 1. 13'e böldüm 5. A1 buradan 5 çarpı 2'den 10 gelir. A1 ilk terim R ortak çarpan olmak üzere bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı verilmiş. Ortak çarpanı 3 olan bir geometrik dizinin ilk 10 teriminin toplamı verilmiş. Bu dizinin 3. terimi nedir? Arkadaşlar bu ifade aynı zamanda A1 çarpı R üzerine eksi 1 bölü R eksi 1'e de eşittir. İkisi de aynı şeydir. Ortak çarpanı 3 toplamı da bu şekilde verilmiş. O zaman S10 ifadesi eşittir. A1 çarpı bu ifadeyi kullanacağım. Ortak çarpan yerine 3 yazacağım arkadaşlar. 3 üzeri 10 eksi 1 bölü 3 eksi 1 olacaktır. Ve soruda bu ifade 2 çarpı 3 üzeri 10 eksi 1 olarak verilmiş. Bunlar sadeleşir. Burası da 2 olup A1 eşittir 2 çarpı 2'den 4 gelir. A3 ise A1 çarpı R kareye eşittir. 4 çarpı 3'ün karesinden A3 36 olur. Sarılı dikdörtgenlerin alanlarının toplamı kaç birim karedir? Verilen fonksiyon 1 bölü 2 üzeri x olan bir fonksiyondur. Buradaki dikdörtgenin alanını hesaplayacağım. Arkadaşlar bu uzunluk bir birim. Peki bu uzunluk nedir? X yerine 1 yazdığımızda 1 bölü 2 üzeri 1'dir. Dikdörtgenin alanı ise 1 çarpı 1 bölü 2'dir. Artı. Arkadaşlar buradaki dikdörtgenin alanını hesaplayacağım. Bu uzunluk 1'dir. Bu uzunluk ise x yerine 2 yazdığımızda 1 bölü 2'nin ikinci kuvvetidir. Dikdörtgenin alanı ise 1 çarpı 1 bölü 2'nin karesi olur bu şekilde devam etmektedir. Sonuncusuna gelelim. Burası bir birimdir. Bu uzunluk ise x yerine 8 yazdığımızda 1 bölü 2'nin 8. kuvvetidir. Ve dikdörtgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2'nin 8. kuvveti olur. Evet bunun sonucu sorulmaktadır. Burada 1 bölü 2 ortak parantezin alıyorum. 1 artı 1 bölü 2'nin 1. kuvveti artı nokta nokta 1 bölü 2'nin 7. kuvveti olmaktadır. Arkadaşlar 1 bölü 2'yi yazdım. Ve burası ise 1 eksi 1 bölü 2'nin toplamda 8 terim olduğu için 8 yazıyorum. Bölü yani 1 bölü 2'nin 8. kuvveti oldu. 1 eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bu ifade ile bu ifade sadeleşti. Buradan da 1 eksi 1 bölü 2'nin 8. kuvveti 2 üzeri eksi 8 geldi. Cevabımız denizlidir. Ali aşağıda verilen kasanın şifresini belirli kurallara göre oluşturacaktır. Kurallar soldan sağa doğru artan bir aritmetik dizi oluşmaktadır. En sağdaki rakam artırıldığında geometrik dizi oluşmaktadır. Buna göre kasa şifresi kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Arkadaşlar birden başlasın. Şu anda aritmetik dizi oluşturalım. Aradaki farkın 1 olduğunu düşünelim. 123. Aradaki fark 2 ise 1 3 5 3 ise 1 4 7 4 ise 1 5 9 olacaktır. 1 ile başlayan aritmetik diziler bunlardır. 2 ile başlayan aritmetik dizileri yazalım. Aradaki fark 1 ise 2 3 4. 2 ise 2 4 6 3 ise 2 5 3 ekliyorum 8 4 ise 2, 6, 10 olur. Rakamın dışına çıkar. İstemediğimiz bir durum. 3 ile başlayan aritmetik dizileri yazalım. Aradaki fark 1 olsun artan olacak şekilde 3, 4, 5. Aradaki fark 2 ise 3, 5, 7. 3 ise 3, 6, 9 olur. 4 ile başlayan aritmetik dizileri yazalım. 4, 5, 6. Aradaki fark 1 oldu. Aradaki fark 2 ise 4, 6, 8. 3 ise 4 7 10 olur. Rakamın dışına çıktı arkadaşlar. Devam edelim. 5 ile başlasın. 5 6 7. Sonra aradaki fark 2 olsun. 5 7 9. 6 ile başlasın arkadaşlar 6 7 8 aradaki fark 2 ise 6 8 10 olur istemediğimiz durumdur. Aslında bu kadar uzatmaya gerek yok ama olaya nasıl yaklaştığımı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. 123'e bak bakalım. Burada yazdıklarımızın hepsi aritmetik dizidir. Peki geometrik dizi olabilmesi için sağdaki rakımı artıracağız. Artırabiliyor muyuz buna bakacağız. Arkadaşlar 2'yi 1'e böldüm. Ortak çarpan 2 oldu. O zaman 2 iki çarpı 2'den bir sonraki rakam 4 olduğunda yani sağdaki rakamı artırdığımızda geometrik dizi elde edebiliyoruz. Bu yüzden 123 kasanın şifresi olabilir. 3 bölü 1'den 3, 3 çarpı 3'ten bir sonraki rakam 9 olduğunda yani sağdaki rakamı artırdığımızda geometrik dizi elde edebiliyoruz. Demek ki 135 kasanın şifresi olabilir. Bu şekilde hızlıca inceleyeceğiz. 4 bölü 1'den ortak çarpan 4, 4 çarpı 4'ten 16 olur. 16 rakam değildir. 5 bölü 1'den ortak çarpan 5, 5 çarpı 5'ten 25 olur. 25 rakam değildir. 3 bölü 2 olur. 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 olur. 9 bölü 2 rakam değildir. Rakam olsaydı sağdaki rakamı artıracaktık arkadaşlar. 4 bölü 2'den 2 olur. 4 çarpı 2'den 8 gelir. Yani sağdaki rakamı artırdığımızda 8 yaptığımızda geometrik dizi oluşmaktadır. Şifre olmaktadır. Geldik buraya 5 bölü 2 oldu bu oran. Ortak çarpan 5 bölü 2. 5'i 5 bölü 2 ile çarptığımızda 25 bölü 2 olur. Rakam değildir. Buradan 4 bölü 3 geldi. 4'ü 4 bölü 3 ile çarptığımızda 16 bölü 3 olur. 16 bölü 3 rakam değildir. Arkadaşlar böyle devam ettiğimizde rakam gelmediğini görüyoruz. Ama şuna bakalım. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 gelir ortak çarpan. 6'yı 3 bölü 2 ile çarptığımızda 9 geldi. Bir rakam geldi. Demek ki 4, 6, 9 yaptığımızda yani sağdaki rakamı artırdığımızda geometrik dizi elde edebiliyoruz. Bir şifre de buradan geldi. Diğerlerinden de şifre gelmiyor. Sarılar kaç tane? 4 tane. Demek ki 4 farklı şifre oluşturabiliyoruz. Fn bir Fibonacci dizisi olmak üzere n büyük eşit 2 için eşitliği verilmektedir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada F12 var. Bu Fibonacci dizisinin ilk 12 terimini yazalım arkadaşlar. Birinci terim, ikinci terim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlk iki terimi birden oluşmaktadır. Üçüncü terimi ilk iki teriminin toplamına eşittir. Bu ifade onu söylüyor arkadaşlar. 1 artı 1'den 2 olur. 1 artı 2, 3. 2 artı 3, 5. 3 artı 5, 8. 5 artı 8, 13. 8 artı 13, 21. 13 artı 21, 34. 21 artı 34, 55. 34 artı 55, 89. 55 artı 89 144'tür. Birincisine bakalım. F artı F artı 1 artı F artı 3 eşittir F artı 4. Mesela burada K 4 olsun arkadaşlar. Bu durumda F 4 artı F 5 artı F 7'nin F 8'e eşit olması gerekir. F 4 burada 3'tür. F 5 5'tir. F 7 13'tür. F8 ise 21. Öyle mi? 18 artı 3'ten 21 gelir. Eşit oldu. Birincisi doğrudur. Burada K'ya 2 de verseniz, 5 de verseniz doğru bulursunuz arkadaşlar. Gelelim ikincisine. F12. F12 burada 144'tür. M kare 144 ise M buradan 12 gelir arkadaşlar. Zaten Fibonacci dizisinde dikkat ettiyseniz bütün terimler pozitiftir. Dolayısıyla m buradan pozitif gelmeli 12'dir ifadesi doğrudur. 3'e bakalım. F8 21 demektir. F4 3 demektir. Bu oran 7'dir. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 2 ve 3'tür. BN dizisinin genel terimi verilmiş bu dizinin ilk 8 teriminin toplamı kaçtır? Burada birinci terim, ikinci terim, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz şeklinde yazalım. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Toplamı sorulmuş. Neyi bir verdiğimizde bire eşittir. İki verdiğimizde bire eşittir. Üç verdiğimizde ise F2 artı F1'e yani kendisinden önceki iki terimin toplamına eşittir. 1 artı 1'den 2 olur arkadaşlar. 4 verdiğimizde F3 artı F2 olur. Kendisinden önceki iki terimin toplamına eşittir. 1 artı 2'den 3. 5. terim 2 artı 3'den 5. 6. terim 3 artı 5'ten 8, diğer terim 5 artı 8'den 13, diğer terim 8 artı 13'ten 21 olur. Toplamı 54'tür. Aşağıda Muğla iline ait 4 günlük gündüz ve gece sıcaklık tahminlerini içeren tablo verilmiştir. Gündüz sıcaklık dereceleri bir aritmetik dizinin, gece sıcaklık dereceleri ise bir geometrik dizinin ardışık 4 terimi olduğuna göre A artı B eksi C eksi D ifadesinin değeri kaçtır? Gündüz değerlerini yazıyorum. 20 A B 26 aritmetik dizi oluşturuyormuş. Arkadaşlar ortak fark D olsun. O zaman 20 artı 3 D 26 eşittir. 3 D eşittir 6'dan D 2'dir. Bu durumda 20 artı 2'den A 22 olur. 22 artı 2'den B 24 olur. Yerine yazalım. Gece sıcaklıklarını yazalım. 8 C D 8. Arkadaşlar baştaki terim ile sondaki terim eşit. Demek ki burada bir sabit dizi var. Biliyorsunuz sabit dizi aynı zamanda geometrik dizidir. Dolayısıyla C ve D 8'dir. Evet 8, 8 daha 16'dır. 22'den 16 çıkardığımızda 6 olur. 24, 6 daha cevap 30'dur. İfadesinin sonucu kaçtır? Birinci ifadede x yerine 4 yazıyorum. 3 çarpı 4'ün karesi eksi 3 çarpı 4 kök içinde. İkinci ifadede ise x yerine 3 yazıyorum. 3'ün küpü eksi 35. Arkadaşlar burada kökün içi pozitif gelmektedir. Çift dereceli bir kök, kökün içi pozitif geldiğinden sıkıntı yok. Çift dereceli kökte tanımlı olabilmesi için içinin büyük eşit sıfır olması gerekir. Pozitif geldi, sıkıntı yok arkadaşlar. Ama kökün içi, çift dereceli kökün içi negatif olsaydı, o zaman tanımlı olamayacağından limit yoktur diyecektik. Bir sıkıntı yok, bu şekilde hesaplamaya devam ediyoruz. 48 eksi 12'den 36 olur. Kök 36 ise 6'dır. 27 eksi 35 eksi 8'dir. Tek dereceli bir kök var. Dolayısıyla tüm reel sayılar için tanımlıdır. Arkadaşlar eksi 8 eksi 2'nin küpüdür. 3'ler gider. Buradan da eksi 2 gelir. Hatırlayalım lütfen. Bu şekilde bir ifade x üzeri b bölü a ile sonuçlanır. E burada da eksi 2'nin küpünün küp kök içindeki hali var. Eksi 2'nin 3 bölü 3. kuvvetinden eksi 2'nin 1. kuvveti gelir. Eksi 2'dir. Yani buradan eksi 2 gelir. 6 artı 2'den sonuç 8 olur. A kaçtır demiş. Arkadaşlar öncelikle limitin içini bir düzenleyelim. Pay kısım x artı 1'in karesidir. Payda ise x artı 1 çarpı x eksi 1'dir. Burada x artı 1'ler sadeleşir ve kalan ifadede x yerine a yazdığımızda a artı 1 bölü a eksi 1 2'ye eşit olur. a artı 1 2 a eksi 2'dir. a buradan 3'tür. 1-2-3 ifadelerinden hangilerinde verilen eşitlikler doğrudur? π bölü 4 45 demektir. X yerine 45 yazalım. Tanjant 45 eksi kotanjant 45 bölü. 2x 2 çarpı 45'ten 90 olur. Sinüs 90. Tanjant 45 1, kotanjant 45 1, sinüs 91 olmak üzere 0 bölü 1'den 0 olur. Burada 1 demiş yanlıştır. Pi bölü 2 90 demektir. X yerine 90 yazalım. Kosinüs 90 bölü sinüs 90'dır kosinüs 90 0 sinüs 91 olmak üzere 0 bölü 1'den 0 gelir İkincisi doğrudur. Pi bölü 6 180 bölü 6'dan 30 demektir. X yerine 30 yazalım. Sinüs 30 bölü burada da 90 eksi 30'dan kosinüs 60 gelir. Arkadaşlar sinüs 30 kosinüs 60'a eşittir. Oranladığımızda 1 gelir. Üçüncüsü de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. Buna göre ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Önce buraya bakalım. Sıfıra soldan yaklaşıyoruz. Yani x sıfırdan küçük. Bulunduğu aralık burasıdır. Arkadaşlar kullanacağımız fonksiyon budur. x sıfırdan küçükse mutlağın içi eksi demektir. Mutlağın dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkar eksi x bölü x olur arkadaşlar. Eksi. Geldik buraya. Sıfıra sağdan yaklaşıyoruz. x büyük sıfır olmalıdır. Bulunduğu aralık burasıdır. Sıfıra sağdan yaklaştığımız için x artıdır. Mutlağın içi artıdır. Aynı şekilde dışarı çıkar. x bölü x olur. Artı. F sıfır. x eşittir sıfır buradadır. Ve fonksiyonun değeri 5'e eşittir. Arkadaşlar sadeleştirdim. Eksi 1. Buradan da eksi 1 geldi. Artı 5. 5 eksi 2'den cevap 3 olur. Px fonksiyonunun x eşittir 0 noktasında limiti olduğuna göre b değeri kaçtır? Limiti olduğuna göre diyor arkadaşlar. O zaman 0'a sağdan yaklaştığımızdaki limiti ile soldan yaklaştığımızdaki limitinin eşit olması gerekir. Sıfıra sağdan yaklaşalım. Bulunduğu aralık burasıdır. Ve x yerine 0 yazdığımızda oluşan fonksiyon 1 artı sinüs pi bölü 2 olmaktadır. Eşittir. Sıfıra soldan yaklaşıyoruz. Bulunduğu aralık burasıdır. Ve x yerine 0 yazdığımızda b'ye eşit olur. Sinüs pi bölü 2 1'dir arkadaşlar. 1 artı 1'den b 2 eşit olur. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Fonksiyonun 1'deki limiti 2'dir demiş. Bunun için ne yapacağız? 1'e sağdan ve soldan yaklaşacağız. 1'e sağdan yaklaşıyorum. Arkadaşlar bu aralıktaki grafiğimiz budur. Sağdan yaklaştığım zaman y değeri artı sonsuza gitmektedir. 1'e soldan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Arkadaşlar y değeri eksi sonsuza gitmektedir. Evet, sağ limiti sol limite eşit değil. Dolayısıyla limiti yoktur. Birincisi yanlıştır. Şekli temizliyorum. x eksi sonsuza giderken f(x)'in limiti 2'dir demiş. Arkadaşlar x burada eksi sonsuza gidiyor. Bu aralıktaki grafiğimiz mavi ile gösterdiğim grafiktir. Ve 2'ye yaklaştığını görüyoruz. Y değeri 2'ye yaklaşmaktadır. İkincisi doğrudur. Gelelim üçe. 0'daki limiti 0'dır demiş. 0'a sağdan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri 0'dır arkadaşlar. Sıfıra soldan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri sıfıra yaklaşmaktadır. Sağ limit, sol limite eşit ve sıfırdır. Limiti vardır. Sıfıra eşittir. Cevap 2 ve 3'tür. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 1'i 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisine bakalım. Eksi 1'deki limiti 3'tür demiş. Arkadaşlar eksi 1'in sağdan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri 2'ye gitmektedir. Bakın eksi 1'in sağdan yaklaştım 2 oldu. Soldan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri 2'ye gitmektedir. Limiti 3 değil 2'dir arkadaşlar bu durumda. Birincisi yanlıştır. 2'ye bakalım 3'teki limiti demiş. 3 noktasına bakıyoruz. 3'e sağdan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur arkadaşlar. Y değeri eksi 1'e gelmektedir. 3'e soldan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri 0'a gelmektedir. Bakın eksi 1 0'a eşit olmadı. Limiti yoktur. İkincisi de gitti. Böylelikle cevap C'ye çıkmaktadır. Üçüncü duruma bakalım. Sıfıra soldan yaklaşacağız. Soldan yaklaştığımız yer burasıdır. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri 2 iki olmaktadır. 2'deki limiti demiş. Arkadaşlar 2'deki limite bakıyoruz. Sağdan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. 2'ye sağdan yaklaştığımızda 2 eşittir. Soldan yaklaşıyorum. Grafiğimiz budur. Soldan yaklaştığımızda da 2 eşittir. Sağ limit sol limite eşit ve değeri 2'dir. 2 eşittir 2 oldu. Üçüncüsü doğrudur. Cevabımız C'dir. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanmaktadır. Eşitlikler verilmiş a artı b nedir? 1'e soldan yaklaşalım arkadaşlar. Bulunduğu aralık burasıdır x yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 2 bölü 1 eksi 2'nin mutlağı eksi 1 bölü 1'den eksi 1 olur. Eksi. Geldik buraya. 2'ye sağdan yaklaşacağım arkadaşlar. Bulunduğu aralık burasıdır. Sağdan yaklaştığım için x büyük 2 olup x eksi 2, 2'yi sol tarafa aldım. Büyük 0'dır. Mutlağın içi artı olduğundan aynı şekilde dışarı çıkar ve sonucu 1 olur arkadaşlar. Buradan sonuç eksi 2 gelir. A eksi 2'dir. 3'teki limiti. 3 bu aralıktadır. Dolayısıyla x yerine 3 yazarsak 3 eksi 2 bölü mutlak içinde 3 eksi 2'den 1 bölü 1'den 1 gelir. Çarpı f2 x yerine 2 yazıyorum. Dolayısıyla buraya bakıyoruz arkadaşlar. F2 3'tür. 1 çarpı 3. B eşittir B 3'tür. A artı B. Eksi 2 artı 3'ten cevap 1 olur. A sıfırdan büyük olmak üzere limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Burada x gördüğümüz yere eksi 3 yazacağız arkadaşlar. Öncelikle içini düzenleyip öyle devam etmek istiyorum. Buradan A eksi 2 gelir. Eksi 3 yazdığımızda karesi 9'dur. Eksi 3 yazıyoruz. Eksi 3a eksi 6 olur. Artı a artı 1 olur. Buradan a eksi 2 bölü 4 eksi 2a gelir. a eksi 2 bölü eksi 2 parantezinde a eksi 2 olur. Ve eksi 1 bölü 2 gelir. İfademiz ark kosinüs eksi 1 bölü 2 oldu. Alfayı eşitlediğimizde kosinüs alfa eksi 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. Kosinüsün tersi söz konusu ise birim çemberden hatırlayalım. Bulacağımız açı ya birinci bölgededir ya ikinci bölgededir. Yatay eksen kosinüs eksenidir. Birinci bölgede kosinüs artı ikinci bölgede eksidir. Arkadaşlar kosinüsün sonucu eksi gelmiş. Demek ki açı ikinci bölgededir. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. O zaman buraya 60 yazarsak açımız 180 eksi 60 olur. Pi eksi pi bölü 3'ten 2 pi bölü 3'e eşittir. ifadesinin değeri kaçtır? Burada x gördüğümüz yere pi bölü 6 yazacağız. Ama ondan önce sinüs pi eksi x'i bir sonuçlandıralım. Pi cinsinden yazılı olduğu için isim değiştirmeyecek. Sinüs x olacak. Pi eksi x ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüsün işareti artıdır. Artı sinüs x olur arkadaşlar. Yani buraya sinüs x yazacağız. Pi bölü 6 180 bölü 6'dan 30'dur. x gördüğümüz yere 30 yazalım. Logaritma 2 tabanında sinüs 30 oldu. Artı 3. Sinüs 30 1 bölü 2 olup bu ifade 2 tabanında 2 üzeri eksi 1'dir. Eksi 1 başa geçer. 2 tabanında 2 artı 3 olur. Burası 1'dir. Eksi 1 çarpı 1. Bir. Eksi 1'dir. Artı 3'ten cevap 2 olur arkadaşlar. Fx fonksiyonunun her m değeri için limiti vardır. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Her m değeri için limiti var ise burada M'ye sağdan yaklaştığımızdaki fonksiyonun limiti ile soldan yaklaştığımızdaki fonksiyonun limiti eşit olmalıdır. Sağdaki limit x yerine m yazarız. 10 eksi m kare eşittir. Soldaki limit x yerine m yazdığımızda 4m eksi 2 olur. Hepsini bir tarafa alıyorum ve burada m'nin alabileceği değerler çarpımı c bölü a'dan eksi 12 olur arkadaşlar. Birinci ifade kesinlikle doğrudur. Ayrıca çarpanlarına ayırarak m'nin alabileceği değerleri de bulalım. m artı 6 çarpı m eksi 2'den m artı 6'yı 0 eşitlediğimizde eksi 6 m eksi 2'yi 0 eşitlediğimizde 2 değerlerini alır. Gelelim ikincisine. Burada x yerine m yazıyoruz. M artı 3 eşittir 5 geldi. Arkadaşlar eğer M eksi 6 ise eksi 6 artı 3 eşittir 5'ten eksi 3 eşittir 5 oldu. Eşitlik sağlanmadı. Demek ki her zaman doğru değil. 3'e bakalım. Burada x yerine m yazıyoruz. Mutlak içinde m artı 2 eşittir 4 olur. Burada eğer m eksi 6 ise eksi 6 artı 2 eşittir 4'ten Eksi 4 gelir mutlağını aldığımızda 4 olur. 4 eşittir 4 olur. Eşitlik sağlanır. M2 ise 2 artı 2 eşittir 4'ten 4 eşittir 4 olur. Eşitlik sağlanır. Üçüncüsü de her zaman doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. P fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisinde x1'e giderken limitin değeri 1'dir demiş sağdan ve soldan yaklaşmalıyız. İlk başta 1'e sağdan yaklaşalım. Bu durumda f bileşke f 1 artı bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Eğer burası 1 bölü 2 olsaydı 0,5 olacaktı. f bileşke f 0,5 yazalım. Yalnız 1'e sağdan yaklaştığımız için 1'den bir tık büyük bir değerden 1'e yaklaşıyoruz. Bunu 0 0 1 gibi düşünürsek bu durumda bu oran 0,5'ten bir tık büyük gelecektir. 0,5'ten bir tık büyük değerden 0,5'e yaklaştığımız için 0,5'e sağdan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Grafikte 0,5'i bulalım. 1'in tam orta noktası burası. Burada şu üçgene dikkat edelim. Bu uzunluklar eşit. Bu uzunluk 3 eksi 1'den 2'dir. 1'in 2'ye oranından 1 bölü 2 gelir. Benzerlik yaptık. Dolayısıyla 0,5'teki değeri 1 artı 1'den 2 olur arkadaşlar. Burada 0,5'e sağdan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaştığım zaman y değeri 2 olmaktadır. Yalnız Bakın yaklaştığım yeri y eksenine iz düşürürsek 2'den büyük bir derden 2'ye yaklaşıyorum. Yani 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. Grafiği temizliyorum. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur ve y değeri 1'e yaklaşmaktadır. Evet, 1'e sağdan yaklaştığımızdaki limiti 1 geldi. Soldan yaklaşalım. x küçük 1 diyelim. Bu durumda f bileşke f 1 eksi bölü 2 olacaktır. 1 bölü 2 olsaydı f bileşke f 0 5 diyecektik arkadaşlar. 1'den bir tık küçük derden 1'e e yaklaştığımız için bunu 0 999 gibi düşünebilirsiniz. 1 bölü 2 0 5'tir. Eğer bu 0,999 olursa 0,5'ten bir tık küçük bir değer gelir. 0,5'ten bir tık küçük değerden 0,5'e yaklaştığımız için 0,5'e soldan yaklaşıyor oluruz. Az önce 0,5'teki değerinin 2 olduğunu söylemiştik. Burada 0,5'e soldan yaklaştığımız zaman y değeri 2 olmaktadır. 2'ye yaklaşmaktadır. Yalnız arkadaşlar bu yaklaştığımız şekli y eksenine iz düşürürsek 2'den küçük bir değerden 2'ye yaklaştığımız için 2'ye soldan yaklaşıyoruz demektir. Geldik buraya. 2'ye soldan yaklaşalım. Bu aralıktaki grafiğimiz burasıdır ve y değeri 1 olmaktadır. Gördüğünüz üzere sağ limit 1, sol limit 1 olmak üzere birbirine eşittir. x 1'e giderken limiti vardır ve 1'dir. Birincisi doğrudur. İkincisinde grafiği temizliyorum. 1'e soldan yaklaşacağız. Demiş ki F 1 eksi 3'tür demiş. 1'e soldan yaklaştığımızdaki grafik bu şekilde olup y değeri 3'tür arkadaşlar. İkincisi de doğrudur. Üçüncüsüne bakalım. Burada 3'teki limiti sorulmuş. İlk başta 3'e sağdan yaklaşalım arkadaşlar. Ama sağdan yaklaşamayız. Çünkü verilen aralığın dışına çıktık. Dolayısıyla buraya bakmayacağız. Sadece 3'e soldan yaklaşabiliriz. Soldan yaklaştığımız zaman y değeri 1 olmaktadır ve 3'teki limiti bu şekilde yazmak istiyorum. 3'teki limiti 3'e soldan yaklaştığımızdaki limitine eşit olup 1'dir. Burada 0 olarak vermiş yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir bx a farkı kaçtır? İlk başta burayı parçalayalım. 5 çarpı limit x 3'e giderken, fx artı 3 çarpı limit x 3'e giderken gx ifadesi b'yi eşitmiş. Burayı da parçalayalım. 14 çarpı limit x 3'e giderken fx eksi 2 çarpı limit x 3'e giderken gx eşittir 2b. Soru da arkadaşlar, bunlar 8 olarak verilmiş. Bunlar da A olarak verilmiş. O zaman buradan 5 kere 8 40 eşittir. B eksi 3 A gelir. Buradan da 14 çarpı 8 eksi 2 A eşittir 2 B'den. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 56 eksi A eşittir B gelir. 56 eşittir B artı A'dır. Üstteki ifadeyi eksiyle genişletip bu iki ifadeyi topluyorum. 56 eksi 40'tan 16 olur. A artı 3 A'dan 4 A olur. A buradan 4 gelir arkadaşlar. 56 eşittir. B artı 4 dediğimizde B buradan 52 gelir. İstenilen ifade 52 eksi 4'ten 48'e eşit olur. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisine bakıyoruz. İlk başta x gördüğümüz yere 2 yazalım. Bu durumda 4 eksi 1'den p 3 gelir. Arkadaşlar 2'ye soldan yaklaşıyoruz. 2'den 1 tık küçük değer verelim. 1,9 olsun. O zaman 2 çarpı 1,9 ifadesi 3,8 olur. 1 çıkardığımızda 2,8 olur. 3'ten 1 tık küçük geldi. 3'ten bir tık küçük bir değerden 3'e yaklaştığım için 3'e soldan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Grafiğe bakalım. 3'e soldan yaklaştık. Bu aralıktaki grafiğimiz burasıdır. Y değeri 2'ye yaklaşmaktadır. Burada da sonuç 2 demiş. Birincisi doğrudur. 2'ye bakalım. İlk başta x gördüğümüz yere 5 yazacağız. O zaman f0 3 olmaktadır. Burada 5'e soldan yaklaşıyoruz. 5'ten bir tık küçük değer düşünelim. 4,9 olsun. O zaman 5 eksi 4,9'dan 0,1 olur. Ne oldu? 0'dan bir tık büyük bir değer oldu. 0'dan bir tık büyük bir değerden 0'a yaklaştığımız için 0'a sağdan yaklaşıyoruz arkadaşlar. 0'a sağdan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri 4'e yaklaşmaktadır. Burada 3 demiş. ikincisi yanlıştır. 3'e bakalım. 0'a sağdan yaklaşacağız. İlk başta x gördüğümüz yere 0 yazalım. Bu durumda f bileşke f eksi 2 eşittir 4 olmaktadır. 0'a sağdan yaklaşıyorum. 0'dan bir tık büyük bir değer verelim. 0,1. O zaman burası eksi 1,9 olur. Yani eksi 2'den bir tık büyük bir değerden eksi 2'ye yaklaşıyoruz. Dolayısıyla eksi 2'ye sağdan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Grafiğe baktık. Eksi 2'yi göremedik. O zaman şöyle diyelim. Burası 3 birim. Burası 6 birim. Burası 4 birim. Benzerlik yapalım. 3'ün 6'ya oranı bu uzunluğu 4'e oranından bu uzunluk 2 gelir. Yani koordinatı eksi 2'dir arkadaşlar. Ve eksi 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Dolayısıyla y değeri sıfıra yaklaşmaktadır. F sıfır oldu. Bakın yaklaşma şeklimi y eksenine iz düşürüyorum. Sıfırdan büyük bir değerden sıfıra yaklaştığımız için sıfıra sağdan yaklaşıyoruz. Zaten az önce sıfıra sağdan yaklaştığımızdaki değerin 4 olduğunu söylemiştik. Tekrar bakalım. Sıfıra sağdan yaklaşıyoruz. Sağdan yaklaştığımız zaman y değeri 4 olmaktadır. Burada da 4 demiş doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. F ve G fonksiyonları verilmiş. X1'e giderken ki limiti L'ymiş. L bir gerçel sayı olduğuna göre K çarpı L'nin sonucu nedir? Arkadaşlar ifadeyi düzenleyelim. Limit x1'e giderken x eksi 1 bölü Burada f ile g'yi topladığımızda x kare artı 6x artı 8 artı k gelmektedir. Bu şekilde yazalım. Eşittir r. x yerine 1 yazdığımızda pay kısmı 0 olmaktadır. Demek ki karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki sonuç bir reel sayıya eşit olmuş arkadaşlar. Bu durumda x yerine 1 yazacağız. Paydasını 0'a eşitleyeceğiz. 1 artı 6 artı 8 artı k eşittir sıfırdan k eksi 15 olmaktadır. İfademizi yazalım. Limit x1'e giderken x eksi 1 bölü k yerine x15 dediğimizde x kare artı 6x eksi 7 olmaktadır. Burada ne yapacağız? Çarpanlarını ayıracağız. x eksi 1 çarpanlarını yok edelim ki belirsizliği ortadan kaldıralım. Bu durumda x artı 7 çarpı x eksi 1'den bakın sadeleşti. Limit x 1'e giderken 1 bölü x artı 7 oldu. x yerine 1 yazdığımızda cevap 1 bölü 8 olur. L değerini de bu şekilde bulmuş olduk. K çarpı L ifadesi x 15 çarpı 1 bölü 8'den eksi 15 bölü 8 olur. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu. Her x gerçel sayısı için 1 küçük eşit, fx küçük eşit, 4 eşitsizliğini sağlıyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur. Her x gerçel sayısı için fx'in değeri 1 ile 4 arasındaki değerleri almaktaymış. Yani daima pozitif değer alıyor arkadaşlar. Bu durumda birinci ifadeye bakalım. fx daima pozitif değer alıyor. Dolayısıyla muğlağın içi artı olduğundan aynı şekilde dışarı çıkar ve sonucu 1 olur arkadaşlar. x3'e giderken limiti vardır ve 1'e eşittir. Birincisi doğrudur. Buraya bakalım x1'e giderken fx'in limiti vardır diyor. Arkadaşlar hemen eksenlerimizi şu şekilde çizelim. y eşittir 1 doğrusu y eşittir 4 doğrusunu gösterelim. Evet burası y eşittir 4, y eşittir 1 doğrusu. x 1'e giderken diyor. Bir noktası burası. Arkadaşlar farz edelim burası böyle olsun. Buradan bu şekilde gitsin. Buradan da bu şekilde gelsin. O zaman 1'e soldan yaklaştığımızdaki limiti a iken sağdan yaklaştığımızdaki limiti b'dir. E böyle bir durumda sağ limit sol limite eşit olmaz. Dolayısıyla bir de limit olmaz. Her zaman x 1'e giderken limiti vardır diyemeyiz. İkincisini bu sebepten dolayı eledik. 3'e bakalım. x 2'ye giderken limiti vardır demiş. Arkadaşlar her x gerçel sayısı için fx burada pozitif değer almaktadır. Mutlak içi artıdır. Aynı şekilde dışarı çıkar ve içi 0 olur. Cevap 0'dır. 2'deki limiti vardır. 0'a eşittir. Üçüncüsü doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. P ve G fonksiyonları verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangilerinin sonucu bir gerçel sayı belirtir? İfademizi oluşturalım. x eksi 1'e giderken fx'i yazıyorum. gx'i yazıyorum arkadaşlar. Bunlar sadeleşir. İfade burada. X artı 2 bölü x eksi 2 olur. X yerine eksi 1 yazdığımızda 1 bölü eksi 3 olup sonuç bir reel sayı olur. Birincisinde sıkıntı yok. 2'ye bakalım fx bölü gx demiş. Limit x eksi 2'ye giderken önce fx'i yazıyorum. x artı 1 bölü x eksi 2. Şimdi gx'i yazıyorum. x artı 2 bölü x artı 1. Düzenleyelim. x eksi 2'ye giderken x artı 1'in karesi bölü x eksi 2 çarpı x artı 2 olmaktadır. Ve x yerine eksi 2 yazdığımızda faydası 0 oluyor arkadaşlar. Tanımsız bir ifade geliyor. Sonuç bir reel sayı olmaz. Üçüncüsünde x eksi 1'e giderken demiş. Arkadaşlar burada x yerine eksi 1 yazarsak f bileşke g eksi 1 olmaktadır. Ama x yerine eksi 1 yazdığımızda paydası 0 oluyor. Tanımsızlık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sonuç reel sayıdır diyemeyiz. Cevabımız yalnız 1'dir. PGH fonksiyonları verilmiş. Limit ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar verilen fonksiyonlar sürekli fonksiyonlardır. Sürekli fonksiyon nedir? O noktadaki sağ sol limitleri birbirine eşit limit değeri vardır. Ve o noktadaki görüntüsü de limit değerine eşitse süreklidir deriz. O zaman burada 5'e soldan yaklaştığımızdaki limit değeri fonksiyonlar sürekli olduğu için 5'teki görüntüsüne eşit olacaktır arkadaşlar. Evet burayı sonuçlandıracağız. P5 ifadesi 2 çarpı 5 eksi 1'den 9 olur. P5 ifadesi 2 çarpı 5 eksi 8'den 2'dir. G2 oldu arkadaşlar. G2 ise 2'nin küpü eksi 7'den 1 olur. 9 bölü 1'den cevap 9 olur. Aşağıda y eşittir gx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Hk bu şekilde tanımlanmış ifadelerinden hangileri doğrudur? 1'e sağdan yaklaşacağız. Arkadaşlar k yerine 1 artı yazıyorum. O zaman x yerine 1 artı yazacağım. Eğer x burada 1 olsaydı g0 gelecekti. Ama 1'e sağdan yaklaştığımız için arkadaşlar 1'den 1 bir tık büyüktür. 1 çıkardığımızda 0'dan 1 tık büyük bir değer gelir. 0'dan 1 tık büyük bir değerden 0'a yaklaştığımız için sıfıra sağdan yaklaşıyoruz. Eksi 2 bölü x yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. Sıfıra sağdan yaklaşalım. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri eksi 2'ye gelmektedir. Cevap eksi 4 olur. Burada 1 demiş yanlıştır. Eksi 1'e soldan yaklaşacağız. Burayı siliyorum arkadaşlar. O zaman eksi 1 eksi diyeceğiz. Buraya da eksi 1 eksi diyeceğiz. Eksi 1 eksi. Buraya da eksi 1 diyeceğiz. Yani tam sayı olan ifadeyi yazacağız buraya. Arkadaşlar eksi 1 dediğimiz zaman g eksi 2 eksi 2 bölü eksi 1 gelmektedir. Eksi 1'e soldan yaklaşıyoruz. Eksi 1'den bir tık küçük bir değerden yaklaşıyoruz. Eksi 1,001 gibi. Eksi 1,001'e eksi 1'e eklediğimiz zaman eksi 2 0 0 1 olur. Eksi 2'den küçük bir değerden eksi 2'ye yaklaştığımız için eksi 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Grafiğe bakalım. Eksi 2'ye soldan yaklaştığımız aralık burasıdır. Bu aralıktaki grafiğimiz budur. Y değeri 3'e yaklaşmaktadır. 3 eksi 2'den 1 olur ve bu oran eksi 1'dir. İkincisi doğrudur. T eksi 4 demiş arkadaşlar. Hemen burayı siliyorum. Grafiği de temizliyorum. K yerine eksi 4 yazıyorum. Buraya da eksi 4 diyorum. Eksi 4'teki limiti nedir? Arkadaşlar ilk başta eksi 4'e sağdan yaklaşalım. Sağdan yaklaştığım zaman eksi 4, eksi 1'den eksi 5 olur. Eksi 2, bölü eksi 4 olur. Eksi 4'e sağdan yaklaştığım için eksi 4'ten bir tık büyük bir değer düşünelim. Eksi 3,9 gibi. Buraya yazıyorum. Eksi 3,9. Eksi 1 dediğim zaman eksi 4,9 olur. Eksi 5'ten bir tık büyük bir değerden eksi 5'e yaklaştığım için eksi 5'e sağdan yaklaşıyorum. Arkadaşlar grafiğe bakın. Eksi 5'e sağdan yaklaştım. Bu aralıkta grafiğimiz budur. Ve y değeri 4'e yaklaşmaktadır. 4 eksi 2 bölü eksi 4'ten 2 bölü eksi 4 olur. Buradan eksi 1 bölü 2 gelir. Eksi 4'e sağdan yaklaştık. Soldan yaklaşalım. Eksi 4 diyoruz arkadaşlar. Burada g eksi 5 eksi 2 bölü eksi 4 olur. Eksi 4'e soldan yaklaştığım için eksi 4'ten bir tık küçük değer verelim. Onu buraya yazıyorum. 1 çıkardığım zaman eksi 5,001 olur. Yani eksi 5'ten küçük bir değerden eksi 5'e yaklaştığım için eksi 5'e soldan yaklaşıyoruz. Grafiğe bakalım. Eksi 5'e soldan yaklaştığım aralık bu aralıktır. Bu aralıktaki grafiğimiz budur ve y değeri 4'e yaklaşmaktadır. 4 eksi 2 bölü eksi 4'ten cevap eksi 1 bölü 2 olur. Burada sağ limit Sol limiti eşit oldu, limiti vardır ve eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Cevabımız 2 ve 3'tür. Limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? x yerine 1 yazdığımızda 2 eksi 2'den 0, 1 yazdığımızda 6 eksi 6'dan 0 gelir. 0 bölü 0 belirsizliği geldi arkadaşlar. Bu belirsizlikten kurtulmalıyız. Bunun için pay kısmının eşleni ile çarpıyorum. Eşitliğin bozulmaması için paydayı da aynı ifadeyle çarpıyorum arkadaşlar. Bu durumda bu sarılı ifadeleri çarptığımda iki kare farkı meydana gelir. Köklü ifadenin karesi x artı 3 olur. 2'nin karesi 4 olur. Limit x 1'e giderken. Bölü. Burayı çarpanlarına ayırıyorum x artı 6 çarpı x eksi 1 çarpı kök içinde x artı 3 artı 2 olmaktadır. Zaten yukarısı x eksi 1'dir arkadaşlar. Belirsizlik veren durumu sadeleştirerek ortadan kaldırıyorum. Şimdi x yerine 1 yazacağız. Bu durumda 1 artı 6'dan 7 olur. 1 yazdığımda kök 4 gelir. 2 artı 2'den 4 olur. Sonuç 1 bölü 28 olur. Eşitliği veriliyor. Buna göre a kaçtır? Paydasına x yerine 2 yazdığımızda paydası 2-2'den 0 geldi. Demek ki karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki sonuç bir reel sayı eşit olmuş arkadaşlar. Bu durumda pay kısmına x yerine 2 yazdığımızda sonuç 0'a eşit olmalıdır. Kök içinde 2 artı a eksi 3 eşittir 0. Kök içinde 2 artı a eşittir 3'tür. Karesini alalım. Buradan 2 artı a 9 gelir. a 7'dir. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor. x 2'deki limiti 8 olduğuna göre a kaçtır? Öncelikle f artı g'yi oluşturalım arkadaşlar x kare eksi ax bölü x eksi 2. Burada da paydası x eksi 2'dir. Ortak kesir üzerinde gösterelim. x kare artı ax eksi a olmaktadır. Bu ifadeler gider. 2x kare eksi a bölü x eksi 2 olmaktadır. İstenilen ifadeyi düzenleyelim. 2x kare eksi a bölü x eksi 2 8'e eşitmiş. Arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda paydası 0 olmaktadır. Demek ki karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki sonuç reel bir sayıya eşit olmuş. O zaman pay kısmında x yerine 2 yazıp 0'a eşitleyelim. 2 çarpı 2'nin karesi x a eşittir 0. a buradan 8 gelir arkadaşlar. Aşağıda y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi x eşittir eksi 1 absesi noktada süreksizdir. Arkadaşlar öncelikle fx'in denklemini yazalım. x eksenini 1'de y eksenini 1'de kesmiş eşittir 1'den fx ifadesi 1 eksi x olur. Burada x eşittir eksi 1 noktada süreksiz olabilmesi için x yerine eksi 1 yazdığımızda faydalarının sıfıra eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Acaba Burada f eksi 1 neye eşittir? 1 eksi eksi 1'den 2'ye eşit geldi. O zaman buraya bakacak olursak D şıkkın arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazdığımızda 1 bölü 2 eksi 2'den 1 bölü 0 gelir. Tanımsız olur. Yani x eşittir eksi 1'de süreksiz olduğunu görüyoruz. Cevabımız denizlidir. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımda bir f fonksiyonu için eşitlikler verilmiş limitinin değeri kaçtır? İlk başta x gördüğümüz yere 4 yazalım arkadaşlar her bir ifadede. 6 çarpı 4 yazarsak 8 eksi 6'dan f2 gelir. 3 çarpı 4 yazarsak 6 eksi 4'ten f2 gelir. Bölü 4 yazdığımızda 16 eksi 12'den f2 gelmektedir. Şimdi sağdan mı soldan mı yaklaşıyoruz bunu kontrol edeceğiz. Arkadaşlar 4'e soldan yaklaşıyorum. Yani 4'ten bir tık küçük bir değer. 3,9 gibi düşünelim. O zaman x yerine 3,9 gibi bir sayı yazarsam bulacağım sonuç 2'den bir tık küçük olur. 2'den bir tık küçük değerden 2'ye yaklaştığımız için 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Evet 3,9 gibi olsun dedik. Dolayısıyla burada x yerine 3,9 yazarsak 2'den bir tık büyük bir değer gelir. 2'den bir tık büyük bir değerden 2'ye yaklaştığımız için 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. Geldik alttaki ifadeye. 3,9 diyorum. Arkadaşlar böyle bir durumda 14 eksi 3 çarpı 3,9 2'den bir tık büyük gelir. 2'den bir tık büyük bir değerden 2'ye yaklaştığımız için 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. Soldan yaklaştığımızdaki değeri 4. Sağdan yaklaştığımızdaki değeri 3. Düzenleyelim. 6 kere 4 24. 3 kere 3 9 bölü 3'ten 33 bölü 3 gelir. Cevap 11'dir. İfadetinin eşiti nedir? Arkadaşlar x yerine 1 yazarsak 0 bölü 0 belirsizliği gelmektedir. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için çarpanlarına ayıracağız. Arkadaşlar buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda şöyle bir durum gelmektedir. Kök x artı 6 çarpı kök x eksi 1 olmaktadır. x eksi 1'i de çarpanlarına ayırıyorum. Kök x artı 1 çarpı kök x eksi 1 olmaktadır. Belirsizlik veren durumları ortadan kaldırmış olduk. Ve x yerine 1 yazdığımızda 7 bölü 2 olur arkadaşlar. Aşağıda y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre limitinin değeri kaçtır? Önce fx'i yazmaya çalışalım. Orijinden geçtiği için mx şeklinde bir doğrudur. x1 için y değerinin 2 olduğunu görüyoruz. 2 eşittir m gelir ve fonksiyon burada 2x eşittir. Limit ifadesinde yerine yazalım. x4'e giderken 2x eksi 8 bölü x kare eksi 16'dır. x yerine 4 yazarsak 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. 2 parantezin aldım. x eksi 4, x eksi 4, x artı 4 şeklinde çarpanlarına ayırdık. x eksi 4'ler sadeleşti. Belirsizlik ortadan kalktı. Ve x yerine 4 yazdığımızda 2 bölü 8'den cevap 1 bölü 4 olur. m' bir gerçel sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre limitinin değeri kaçtır? Burada çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 3'e sağdan yaklaşıyoruz. x eksi 3 çarpı x artı 3 bölü x eksi 3 eşittir m. x eksi 3'ler sadeleşir belirsizlik ortadan kalkar. Ve x yerine 3 yazdığımızda 3 artı 3'ten m değeri 6 olur buraya 6 yazalım arkadaşlar. 6'ya soldan yaklaşıyoruz. 6'yı sol tarafa alırsam x eksi 6 sıfırdan küçük olur. Mutlağın içi eksi oldu. O zaman mutlağın dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkar. Bu durumda eksi x eksi 6 olur. Bölü paydayı çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 6 çarpı x artı 6 x eksi 6'lar sadeleşir ve x yerine 6 yazdığımda eksi 1 bölü 12 olur. Bir matematik öğretmeni Deniz Bey, gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyonun azalan olması o fonksiyonun sürekli olmasını gerektirmez önermesini tahtaya yazıp öğrencilerinden bu önermenin doğruluğunu gösteren bir grafik çizmelerini istemiştir. Buna göre Deniz Bey'in önermesinin doğruluğunu hangi öğrencileri doğru vermiştir? Arkadaşlar 3 grafikte sürekli değildir. Birinci grafikte sağ limit değeri sol limit değerine eşit değildir. Limiti yoktur sürekli değildir. İkinci grafikte sağ limit ile sol limit değerleri eşit limiti var fakat o noktadaki görüntüsü limit değerinden farklı olduğu için sürekli değildir. Üçüncü grafikte birinci grafiğe benzer yorum olarak sağ limit değeri Sol limit değerinden farklı olduğundan limiti yoktur, sürekli değildir. 3 grafikte de sürekli değildir. Neye dikkat edeceğiz şimdi? Azalan olmasına. Hangi grafikler azalandır? Arkadaşlar, mesela burada x'e değerler verelim. Fonksiyonun değerlerini kıyaslayalım. Burası 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. x'in artan değerlerine Y'nin azalan olması gerekiyor. Azalan grafik olması için. Arkadaşlar 1'deki değeri 7. 2'deki değeri 0. 3'deki değeri eksi 5 olsun. Bakın x'in değeri arttıkça y'nin değeri azalmış. Demek ki birinci grafik azalan bir grafik istenilen durumdur. İkinci grafiğe bakalım. Benzer şekilde 1, 2, 3 değerlerini vereceğim. Burada da fx'imiz var. 1, 2, 3. Arkadaşlar 1'deki değeri 7 olsun. 2'deki değeri 9 olsun. 3'deki değeri 0'dır. Bakın x'in değeri artarken y'nin değeri tamamen azalmamış. Burada 1 artmış arkadaşlar. Dolayısıyla azalan olmadı. 3'e bakıyoruz. Benzer şekilde göstermek istiyorum. Burası 1, burası 2, burası 3 olsun. 1'deki değeri 7 olsun. 2'deki değeri y değeri 0'dır. 3'deki değeri ise eksi 5 olsun. x'in değeri artarken y'nin değeri de azalmış. Dolayısıyla azalan olmuş. 1 ve 3 yani Gözde ve Emir doğru vermiştir arkadaşlar. px fonksiyonunu sürekli yapan kaç tane x tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar burada çift dereceli bir kök var. Tanımlı olabilmesi için içinin büyük eşit sıfır olması gerekir. Benzer şekilde burada da çift dereceli bir kök var. O zaman tanımlı olabilmesi için içinin büyük eşit sıfır olması gerekir. Buradan kök x eşittir 2 olur. Karesini aldığımızda x küçük eşit 4 gelir arkadaşlar. İki ifadeyi kesiştiriyorum. 0 küçük eşit x küçük eşit 4 olmak üzere. 0, 1, 2, 3, 4'ten toplamda 5 tane tam sayı değeri vardır. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu bitiminde tanımlanıyor. fx fonksiyonu x eşittir 1 noktasında sürekli olduğuna göre fx3 nedir? 1 noktasında sürekli ise sağdaki limiti soldaki limitine eşittir ve bu limit değeri 1'deki görüntüsüne eşittir arkadaşlar. Bakın Sağ limit ile 1'deki görüntüsü aynı fonksiyonu vermektedir. x yerine 1 yazdığımızda 3 çarpı 1 artı 2 olur. Soldaki limit için burada x yerine 1 yazıyorum. 1 artı a artı 1'den a 3 olur arkadaşlar. Yerine 3 yazalım. f eksi 3. Eksi 3 bu aralıktadır. x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'ün karesi artı. 3 çarpı eksi 3 artı 1. 9 eksi 9 artı 1'den cevap 1 olur. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir g fonksiyonu gx biçiminde tanımlanmıştır. k çarpı l nedir? Sürekli bir fonksiyondan bahsediyoruz. 2 burada kritik nokta. 2'ye sağdan yaklaştığımızdaki değer ile soldan yaklaştığımızdaki değer eşit olsun ki limiti var olsun. Sürekli olduğuna göre 2'deki görüntüsüne eşit olacaktır. 2'ye sağdan yaklaşıyorum. X yerine 2 yazdığımda V eksi 4 olur. 2'ye soldan yaklaşıyorum. X yerine 2 yazdığımda 2 artı 1'den 3 olur. Ve 2'deki değeri için K eksi 2 yazıyorum. Arkadaşlar bu eşitlikten L 7 gelir. Bu eşitlikten K 5 gelir. 5 çarpı 7 35'tir. y eşittir fx fonksiyonu ab açık aralığında tanımlı olmak üzere. Ne demek istiyor tanımlı diyerek? ab açık aralığındaki her bir noktanın görüntüsü var demektir arkadaşlar. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? x eşittir x sıfırda sürekli ise x sıfırda tanımlıdır. Bu ne demektir? x sıfırda sürekli ise x sıfırda görüntüsü var demektir. E, görüntüsü varsa tanımlıdır. Birinci ifade kesinlikle doğrudur. İkinci ifadede soldaki limiti sağdaki limitine eşit arkadaşlar. Bu ne demektir? X sıfırda limiti var demektir. Aynı zamanda x 0daki görüntüsü limit değerine eşit olduğundan süreklidir ifadesi doğrudur. 1-2 kesinlikle doğrudur. X eşittir X sıfırda limiti var ise süreklidir. Mesela arkadaşlar A burası olsun B burası olsun. Ee, burada bu şekilde bir fonksiyon olsun. X sıfır ise burada olsun. İçi boş ve X sıfırdaki görüntüsü burası olsun. Arkadaşlar x0'a sağdan yaklaştım, soldan yaklaştım, limiti vardır. Ve burada k değerine eşittir. Fakat x0'daki görüntüsü m'ye eşit. Limit değeri görüntüsüne eşit olmadı. Limitinin olması görüntüsüne eşit olacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla her zaman süreklidir diyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2'dir. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Ve artı gx fonksiyonu x eşittir 2 noktasında sürekli bir fonksiyondur. Buna göre g fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? x eşittir 2'deki sürekliliklerini kontrol edeceğim arkadaşlar. f fonksiyonu 2'ye soldan yaklaşıyoruz sağdan yaklaşıyoruz ve 2'deki görüntüsüne bakıyoruz. 2 soldan yaklaştığımızda eksi 3'e gelmektedir. Sağdan yaklaştığımızda y değeri eksi 1 olmaktadır. Ve 2'deki görüntüsü de eksi 2'dir arkadaşlar. Buraya g fonksiyonunu yazacağım. f artı g Bu sonuçların 3'ü de eşit olsun ki f artı g 2'de sürekli olsun arkadaşlar. A şıkkından başlıyorum. Burada 2'ye soldan yaklaştığımda y değeri 4. Sağdan yaklaştığımda y değeri 1, 2'deki görüntüsü de 3'tür. Topladığım zaman 1, 0, 1 olur. 3 değer birbirine eşit olmadı. 2 de sürekli değildir. A şıkkını eledik arkadaşlar. b'ye bakalım. 2'ye soldan yaklaştığım eksi 1. Sağdan yaklaştığım y değeri 2 oldu ve 2'deki görüntüsü de 3 oldu. Topladığım zaman eksi 4, 1, 1 oldu arkadaşlar. Bu 3 değerde birbirine eşit olmadı. Siliyoruz. B şıkkı da olmadı. C'ye bakalım. 2'ye soldan yaklaştığımızda y değeri 0. Sağdan yaklaştığımızda y değeri 3. 2'deki görüntüsü de 2'dir. Topluyorum eksi 3 topladım 2 topladım 0. 3 derdi birbirinden farklı geldi olmadı. C şıkkı da olamaz arkadaşlar. D şıkkına bakalım. 2'ye soldan yaklaştığımda y değeri 4. Sağdan yaklaştığımızda y değeri 2. Iki. 2'deki görüntüsü de 3'tür. Topladığım zaman 1, 1, 1 olur. 3 derdi birbirine eşit oldu. Demek ki g fonksiyonu d şıkkındaki fonksiyon olursa f artı g x eşittir 2 de sürekli olmaktadır. a ve b birer tam sayı olmak üzere limit ifadesinin değeri tek, limit ifadesinin değeri çift sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? x yerine a yazalım. Buradan a kare artı ab artı 1 gelir. Sonuç tekmiş arkadaşlar. Burada bir tektir. O zaman çift ile teki toplayalım ki tek olsun. A kare artı a b çiftmiş, a parantezine aldığımda a çarpı a artı b çift olur arkadaşlar. Diğer ifadede x yerine b yazalım. B kare artı b artı 2, sonuç çiftmiş. 2 burada çiftmiş. Bu ifade çift olsun ki çiftle çifti toplayınca çift gelsin. Evet B kare artı AB'ye bakıyoruz. B parantezine alıyoruz. O zaman A artı B çift olacak arkadaşlar. Bakın eğer A artı B tek ise A artı B'nin tek olduğunu düşünüyorum. Çarpımlarının çift olması için A ve B'nin çift olması gerekir. O zaman A ve B çift ise toplamı çift olur. Oysa biz ne ile başlamıştık? A artı B tek olsun demiştik. Demek ki A artı B tek değil arkadaşlar. A artı B çiftmiş. Bu durumda A ve B tabii ki ne olacaktır? Ya ikisi de çift ya da ikisi de tek olacaktır. Tek mi çift mi bilmiyoruz ama kesinlikle bildiğimiz bir durum var. A artı B'nin çift olma durumu. Cevabımız Edirne'dir. Aşağıda y eşittir fx parabolü verilmiştir. Limitin sonucu 32 imiş. K kaçtır? Arkadaşlar x yerine x1 yazdığımızda x1'in karesi artı x1. x2 yazdığımızda x2'nin karesi artı x2 gelmektedir. Burada x1'in karesi ile x2'nin karesinin toplamına x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x2 yazalım. Yanında da ne var? x1 artı x2 var. 32 eşit. Gelelim fonksiyona. 0 yapan kökler x1 ve x2 imiş. Bu durumda kökler toplamı eksi b bölü a formülünden 6 olur. Kökler çarpımı c bölü a formülünden k bölü 2 olur. Toplamına 6 yazalım arkadaşlar. Çarpımına da k bölü 2 yazalım. Buradan 36 artı 6 42 gelir. 42 eksi k eşittir 32'den k 10 olur. ABC ve ADE birer üçgen. AB uzunluğu AE uzunluğuna eşit. Aynı uzunluktaki kenarları aynı renkte gösteriyorum arkadaşlar. AD uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Mavi ile gösterdim. D, A, e açısı 45, ABG üçgenin alanı 11, AFC üçgenin alanı 12 olarak verilmiş. O zaman beyaz alana A, diğer alana da B diyelim. BAD açısı A, EAC açısı B olarak verilmiş. Buna göre A artı B 90'a giderken B'nin alanı nedir demiş arkadaşlar? A artı B'yi 90'a eşitleyeceğiz. Kırmızı kenarlara k diyelim, mavi kenarların uzunlukları da m olsun. Arkadaşlar buradan ABC üçgenin alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 çarpı k çarpı m çarpı 90 artı 45 yani sinüs 135 eşittir. Sinüs 135 sinüs 45 eşittir sinüs 45 de kök 2 bölü 2 eşittir ve alan 11 artı 12 artı a'dır. A, D, e üçgenin alanını sinüs alan formülünden hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı. M çarpı K. Çarpı sinüs 45. O da kök 2 bölü 2'dir. A artı B'ye eşittir. Arkadaşlar üçgenlerin alanları birbirine eşit oldu. O zaman 23 artı A. A artı B'ye eşit olup. A artı B 90 dereceye giderken. B alanı 23'e gider arkadaşlar. İkinci dereceden bir px polinomu ile birinci dereceden bir qx polinomunun en yüksek dereceli terimlerinin katsayıları 1 olmak üzere p-2 0 limit ifadesi 1'dir. Buradaki ifade nedir demiş arkadaşlar. Öncelikle limit ifadesine bakalım. x yerine eksi 2 yazalım. p-2 bölü q-2 geldi. Soru da p-2 zaten 0 olarak verilmiş. Arkadaşlar demek ki karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki sonuç bir reel sayıya eşit olmuş. Bu ifadeden q eksi 2'nin 0 olduğunu anlarız. q polinomu için baş sayısı 1 olan birinci dereceden ifade olarak verilmiş. Dolayısıyla x yerine eksi 2 yazdığımızda sonuç 0 olacaksa x artı 2 şeklinde bir polinom olması gerekir. Px polinomu ise Başkası sayısı 1. Bir. Sıfırlarından biri de eksi 2 arkadaşlar. x eksi eksi 2'den çarpanlarından biri x artı 2 olur. Diğer çarpanını bilmiyoruz. İkinci dereceden dediği için bu şekilde ifade ettik. Limit ifadesini düzenleyelim. x eksi 2'ye giderken x artı 2 çarpı x artı k bölü x artı 2 olmaktadır. Sonuç 1'miş. Arkadaşlar x artı 2'ler sadeleşir belirsizlik ortadan kalkar. X yerine x2 yazdığımızda k3 gelir. Bu durumda polinom x artı 2 çarpı x artı 3 olmaktadır. İstenilen ifade için x yerine 2 yazıyoruz. P2 eksi 3 çarpı Q2. P2 için x yerine 2 yazdığımızda 4 çarpı 5'ten 20 gelir. 2 için x yerine 2 yazdığımızda 2 artı 2'den 4 gelir. 20x 12'den cevap 8'dir. ABC bir üçgen, DAB üzerinde bir nokta, EAC üzerinde bir nokta, AE uzunluğu EC uzunluğuna eşit. BDK üçgenin alanı S1, CEK üçgenin alanı S2, ABC üçgenin alanı 36 birim kare. S1 S 2 giderken K'ye dörtgenin alanı sorulmuş. Yani S1 eşittir S 2 olma durumunda buradaki dörtgenin alanı nedir diyor arkadaşlar. O zaman S1 ve S 2'ye 2A diyelim. Burada çift çizgiye karşı 2A artı B alanı olsun. O zaman burada da çift çizgiye karşı, 2A artı B alanı olacaktır. Arkadaşlar AD uzunluğuna karşı B artı 2A alanı vardır. BD uzunluğuna karşı da 2A artı B alanı olduğu için AD uzunluğu BD uzunluğuna eşit olur. Burada D noktası AB'nin orta noktası, E noktası AC'nin orta noktası oldu. O zaman DE'yi birleştirdiğimizde DE BC'ye paralel olur. Benzerlik kuruyoruz. 1'in 2'ye oranı var. DE'nin BC'ye oranı da K bölü 2K'dan 1 bölü 2 olmalıdır. Kelebek benzerliği yapıyoruz arkadaşlar. K'nın 2K'ya oranı A'nın 2A'ya oranı olur. Bu durumda 2A'ya karşı 2A alanı geliyorsa A'ya karşı A alanı gelir tek çizgiye karşı 2a artı a'dan 3a alanı geliyorsa burada da 3a alanı gelmelidir. Yani b alanını a artı 3a'dan 4a olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bu durumda abc üçgenin alanı a cinsinden 3a artı a artı 2a artı 4a artı 2a'dan 12a'ya eşit olur. 36'ya eşittir. A buradan 3 gelir. Dörtgensel bölgenin alanı A cinsinden 4A'ya eşittir. 4 çarpı 3'ten 12 birim kare olur arkadaşlar.